Zengin Kız Fakir Oğlan 120. bölüm. Kırmızı Çember içerisindeki Made in Turkey yazısı uzay boşluğunda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin Kız Fakir Oğlan yazılı düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstündağ, Saf Mahir İpek, Ruyan Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal Joe Çavuçoğlu, Badire Zerrine Pigmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Gülmihal Demir, Müdür Lütfü Doğan Tan, Erdem Ertan Gül, Tuğba Tuğba Yılmaz, Şevval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyükercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. ...120. bölüm. Gündüz vakti yüksek bir tepeden kız kulesi. Bu tarantula yok Meryem. Ya bak Şükrü, bu örümcek azmanı canavarı yakalayamazsak... ...bu villada bir felaket yaşanacak ya. Tam belki de hakikaten terk etti gitti buralardan ya. Ay inşallah Şükrü, inşallah ya. Salona girdikleri an donup kaldılar. Kotun üzerindeki dev tarantula giderek Rüyam'a yaklaşıyor. Rüyam telefonuyla meşgul olduğundan yaklaşan tehlikenin farkında değil. Meryem ile Şükrü endişe içindeler. Ay sırtım kaşındı ya. Tam sırtını kaşıyacakken... Şükrü Rüyam'ın kafasını sertçe öne doğru bastırıp sırtına baktı. Yok ka. Şükrü Efendi sana diyorum, ne oluyor? Benim kaçındı kız ya. Meryem kaçırsın diyorum yani, siz zahmet etmeyin diyorum. He, geç yavrum geç. Ben kaşırım ben. Neresi kaşındı, burası mı kaşındı? Ya bırak ben. Allah aşkına Meryem ya. Ben kendi kendimi kaşıyabilirim. Sadece sırtında bir şey dolandı zannettim, o kadar. Ha öyle mi? Peki o dolanan şey böyle ısırıkladı gibi zannettin mi? Yo ne alaka? Ya ne alaka mı? Şey tabii ben o şeyi kaşınmayı merak ettim canım. Meryem gitti herhalde. Ne gitti herhalde ha? Şey gitti efendim, Meryem'in küpeleri gitti herhalde, kayboldu. Üstüne bir bardak soğuk su içeceğiz yani. Yani küpe yediniz bitirdiniz beni ya, kırt yediniz. Bacak bacak üstüne atıp telefonuna odaklandı. Neden dikileniyor acaba ya tepemde? Yok yani hiç öyle, böyle şurası falan mı kaşınmıştır şurası? Kırılacağım suratını, kırt diye yolacağım valla Meryem'e. Sarp arabasını villanın garajına park etmiş. Bordo pantolon, beyaz gömlek ve siyah ceketle arabadan inip şaşkınlıkla etrafa bakındı. Allah Allah. Şükrü. Şükrü. Nereye gitmiş bu adam ya? Ortada yok. Dükkanı da boş bırakmış. İnanamıyorum ya. Tam da yalakalığına ihtiyacım olduğu anda ortada yoksun yani Şükrü. Babam zaten moralimi bozdu. Neyse ya. Eli belinde dört gözle Şükrü'nün yolunu gözlüyor. Etraf oldukça sakin. Şurada biraz bekleyeyim de. Belki gelir de yalakalık yapar, moralim düzelir. Meryem konsolun arkasına, Şükrü koltukların altına bakıyor. Allah Allah, nasıl bir şeydi peki? Efendim bir sürü gözü vardı. 8-10 tane de bacağı vardı. Böyle kıllı mıllı bir şey. O nasıl bir küpeymiş öyle ya? Yok canım yani böyle göz taşları vardı, onu demek istiyor bu salak. Yani bildiğin normal küpe işte. Ben de bakayım arayayım yardım edeyim. Hayır. Yok. Arama sen. Ne oluyor ya, ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Yardım edeyim işte, hemen bulalım. Ne tarafa düşürmüştün, nerelere bakayım Meryem? Nereye bak biliyor musun? Ha. Şimdi buradan dimdiz git, filan dışına çık. Oradan bir kilometre yürü, oralarda olması lazım. Tamam. Tam arkasını dönmüş gidiyordu ki durup Şükrü'ye baktı. Sen beni aptal mı sandın Şükrü Efendi? Burada kaybolmuş bir küpeyi ben niye uzaklarda arıyorum ya? Küpe yuvarlak ya, yuvarlana oraya gitmiş olabilir. Evet. Bu mantıklı. Tamam, evet. Bakayım. Yukarıdan gelen sesle irkildiler. Anişkom'un sesi değil mi bu ya? Şükrü yukarı çıkmış olabilir bu tarantula. Koş bak. Koş Şükrü koş. Merdivenlerden iniyor. Ay ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Nasıl efendim, sekiz gözlü mü? Ay niye sekiz gözlü olsun ayol?
Hayır yani sizi böyle bağırttıran şey yani o gördüğünüz acaba Tarantino'ya falan mı benziyordu? Hayır Kemal'ime görünce bağırdım canım. Ay o kadar da pis kokuyor ki. Ay anneşkucum yani babişkomu görünce niye böyle bağırıyorsun ya? Rüyam kafasını yukarı çevirince şok oldu. Kemal kafasını beyaz bir bezle sarmış merdivenlerden iniyor. Serpil burnunu tuttu. Meryem'in eli belinde. Ağzı açık kalmış. O salona yaklaştıkça hepsinin yüzünde tiksinti bir ifade belirdi. Ne oluyor böyle pis pis ya? Sarımsak kokay Şükrü. Sarımsak. Çaktırmadan uzaklaştı Kemal'den. Herkes burnunu tutuyor. Babişkocuğum sen ne yedin Allah aşkına ya? Ay bir şey yemedi, sarımsağı yemedi. Tonlarca sarımsağı başına sürmüş. Bak şimdi, bak şimdi. Abartıyorsun Serpil ya. Ya saç dökülmesine iyi gelmiş sarımsak da. Kızım böyle birazcık ezdim kafama sürdüm. Onun üzerine de bunu bağladım işte. Rüyam anladım diye kaşlarını kaldırarak hafif hafif kafasını salladı. Kemal etrafa yaydığı kötü kokunun farkında ama aldırış etmiyor. Sarp arabanın içinde Şükrü'yü beklemeye devam. Kafasını pencereden çıkarıp hoşnutsuzca etrafa bakındı. Şükrü! Şükrü! Allah Allah! Nerede bu adam ya? Kemal'im sana söylüyorum yani çok önemli bir problem yok. Bak şimdi nasıl yok Serpil ya? Basbayağı saçlarım dökülüyor ya. Ayrıca belge koruyuşu belge. Belge mi? Nerede bunun belgesi babiş koçum? Belge yukarıda kızım. Ayna ayna. Ayna gerçekleri gösteren en büyük belgedir. Çiçeğim Allah aşkına sen söyle. Babanın saçları nasıl? Rüyam yerlere bakınıyor. İyi bence gayet iyi yani. Kızım suratıma bakmadan saçların iyi değilsin ya. Yo babişkocuğum yanlışın var. Yerdeki saçlarına bakıyorum ben. Bir, iki, üç, dört. Evet bunlar gayet iyi durumda. Aa gördün mü bak. Ben sana dedim dökülüyor işte. Şşş baba siz niye dikiliyorsunuz burada? Bizi boş ver. Sen bayağı kil kalmışsın ya. O kadar da değil la. Tamam biraz hızlı dökülüyor. Ama kel kalmam herhalde yani. Benim şey diyeyim benim bu istatistiklere göre yapılan istatistiklere göre kapalı alanlarda saç dökülmesi çok oluyormuş. Öyle mi lan? Evet efendim o yüzden diyorum hemen bahçeye çıksanız şöyle güzel güzel saçlarınız gülleşse siz de efendim senin de çok ihtiyacın var kafa derin gözüküyor. Ne diyorsun ya? Ha, dur ya saçma sapan şeyler söyleme Şükrü ya. Açık havayla saç dökülmesinin ne alakası var? Ben gittim. Kanepeye oturdu. Ha. Serpil ile Rüyam da yanına oturdular. Şükrü ile Meryem endişeli. Gel abi gel. Şükrü. Hı. Ya bak burası iyice kalabalıklaştı. Bir felaket yaşanmadan bence burada Tarantino olduğunu söyleyelim herkese. Kıstır. Ben şey diyeyim. Belki şu Tarantino bu kokuyu duyarsa çeker gider zavallı. Ya saçmalama be. Bu Tarantino vampir mi? Sarımsak kokusundan niye kaçsın? O vampirden beter. Dur biraz daha arayalım. Bulamazsak sileriz. Garaj tarafından villa. Yemyeşil bahçe içinde dış cephesi yalı görünümünde uzunlamasına ahşap plakalarla kaplı. Arabanın içinde bekleyen Sarp sıkılmaya başlamış. Şükrü! Bir dakika ya. Ay ben burada niye bekliyorum ki? Şükrü'yü buraya getirmenin bir yolunu biliyorum ben zaten. İndi arabadan. Etrafına bakınarak elini ceketinin iç cebine atıp cüzdanını çıkardı. 100 lira aldı içinden. Parayı rüzgara doğru sallıyor. Eğer bunun kokusunu alıp gelmezse kesinlikle villada yok demektir. Kokusu iyice yayılsın diye üflüyor paraya. Serpil ile Rüyam koltuğun diğer ucuna kaçmışlar. Ya Serpil ayıptır ya. 35 yıllık hatırımız var şurada ya. Ha bu kadarcık sarımsak kokusuna katlanamadın mı yani? Şükrü kokuyu almış gibi burnunun iki yanındaki kasları oynatarak doğruldu birden. Ne oldu be? Tarantino'yu mı gördün? Yok. İçim bir tuhaf oldu. Bir şey sanki beni çağırıyor. Bahşiş kokusu aldım ya. Ne diyorsun ya? Ne bahşiş be? Sus. Bir taraftan.
Sarp parayı sağlamaya devam ediyor. Şükrü, Şükrü gel, Şükrü. Allah Allah. Ha, buraya gelmediğine göre ya villada yok ya da eli kolu bağlı gelemiyor bu adam ya. Hay Allah ya. Neyse şunu bir yere bırakayım da bari Şükrü geldiği zaman alsın ya. Villaya çıkan merdivenin yanındaki bodur süs ağacının dallarının arasına sıkıştırdı. Heh. Yok. Rüzgardan uçar şimdi bu. Ha. Merdiven korkuluğunun üstündeki aydınlatmanın içine koydu. Güzel. Tam merdivenleri çıkacaktı ki durdu ve bıraktığı paraya baktı. Ne yapıyorum ben ya? Hayır ne yapıyorum? Şükrü bana ne yaptırıyorsun sen ya? Allah Allah. Çeriz miyim ben ya? Aydınlatmanın içine koyduğu 100 lirayı alıp cüzdanını çıkardı cebinden. Parayı cüzdana koyup yerine 50 lira çıkardı. Hayır yani. Bir tek uyanık sen değilsin Şükrücüğüm. Niye fazla para vereyim ki sen yokken? 50 lirayı Şükrü'nün görebileceği şekilde aydınlatmanın içine koydu. Villaya doğru yürüyor. Tarantula Kemal'lerin oturduğu koltuğun arkasına doğru ilerliyor. Serpil Kemal'e sırtını dönmüş, eli böğründe. Meryem ve Şükrü salonda tırım tırım aranıyorlar. Ay Meryem'cim siz orada ne arıyorsunuz Allah aşkına? Meryem'in küpesi kaybolmuş aynış kocuğum, onu arıyorlar. Ya sırası mı şimdi? Sonra ararsınız. Efendim ne demek? Ne demek Kemal Bey? Sizin tepenizden 3 tane saç eksiliyor, yere düşüyor, panik diyorsunuz. Kadıncağızın altın küpesi kaybolmuş. Aramısın mı yani? Selam. Selam. Hoş geldin sen. Hoş bulduk babacığım. Bu koku nedir ya? Sarımsaklı Kemal Sarp'cığım. Babişkom bugün kendini sarımsaklı deniyor hayatım. Babacığım niye öyle bir şey yaptınız ki siz sarımsaksız da iyisiniz yani? Sarp, kafama sarımsak sürdüm çünkü dökülen saçlara iyi geliymiş. Babam kel kalıyor aşkım. Bakış. Serpil gözlerini belerterek içinden bir şeyler mırıldandı Rüyam'a. Sarp çaktırmadan kolunu dürttü. Midayla koltuğun arasındaki karartıyı görünce gözleri kocaman açıldı Meryem'in. Serpil'in eli mindere doğru sarkık. Şükrü, Şükrü, Serpil hanımın yanındaki yastığın içine girdi galiba. Kız o karaltı o herhalde kız. Kokudan rahatsız olan Serpil diğer elini burnunun önünde sallıyor. Şükrü, Şükrü Serpil Hanım'ın elini sokacak. İmkansız sokamaz. Neden ya? Örümcekler ısırır. Şşş, bana bakın. Ne konuşuyorsunuz siz orada aranızda öyle fıs 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 fıs? Bundan sonra bu villada kalluk ve saçla ilgili konu istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şükrü bir şey yap, bir şey yap. Bir şey yap. Şimdi gider ama ezer. Hadi hadi. Şükrü pat diye Serpil'in yanına oturup sırtını mindere yasladı. Oturduğu yerde örümceği ezmek için yaylanıyor. Ne oluyor Şükrü? Ne yapıyorsun? Kemal Bey'e bir şey diyecektim. Ne diyeceksin Şükrü? Efendim bu saç nahli oluyormuş. Buna haberiniz var mı? Basında falan çok yayınlanmış efendim. Ben diyorum tepemdeki bütün saçları size hibe edebilirim. Abuk sabuk konuşma Şükrü. O öyle olmuyor. Yani saç nakli şöyle enseden tepeye doğru oluyor yani. Öyle başka saçtan başka saça olmuyor. Sanki sende çok nakledilecek saç varmış gibi. Allah Allah. Ne dedim ben size? Ne dedim ben size? Bu villada bir daha kıllık ve saç dökülmesi mevzusu yok. Kapandı bitti. Ha. Yok. Tamam canım. Şuna bak şuna. Ne yapıyorsun Şükrü? Bir de gelmiş böyle oturmuş ortaya. Kaç şuradan. Kalk. Aa, şuraya bak yastığı da ezdi. Eciş bücüş hale getir. Ne oluyor lan? Efendim açıklayabilirim. Gerçekten. Yani şu Mahmut Kemal'in oyuncaklarını da her yere sıkıştırıyorlar. Ay aklım çıktı ya. Baş parmağıyla üst damağını yukarı itti. Şükrü ile Meryem rahat bir nefes aldılar. Meryem başını Şükrü'nün omzuna yasladı. Villanın yemyeşil bahçesi. Mutfakta yerlere bakınan Şükrü ayağa kalktı. Meryem tezgahın üstüne oturmuş. Şükrü. Bak Şükrü.
Şu örümcek kimseyi ısırmadan ne olur gidip Kemal Beylere haber verelim ya. Dur Meryem dur. Aklıma müthiş bir plan geldi. Biraz ekmek var mı Meryem? Ekmek mi? Ne yapacaksın lan sen ekmeği? Ya sen ver. Sonra ben sana ne olduğunu söylerim. He burada ekmek. Ah da. Rüyam'la Sarp çaktırmadan gülüyorlar Kemal'in haline. Bu sırada Şükrü dizlerinin üstünde emekleyerek salona girdi. Elinde bir parça ekmek. Üst kata çıkan merdivenin kenarına ekmek kırıntıları serpiştiriyor. Kemal kafasını yana çevirse Şükrü'yü görecek. Bak gördün mü bak. Bak. Kotun kolçağında bak. Saç teli buldu. Bir de değilsin ki saçın dökülmüyor. Bak. Ay Kemal'im Allah aşkına şu saçınla uğraşmayı bırak artık. Akışına bırak. Bırakırım zaten Serpil. Akışına bırakırım. Onun için de saçlarım yere doğru akar. Babacığım hakikaten siz çok fena takmışsınız kafaya bu saç dökülme işini ya. Evet babişkocuğum ya. Kel kalsan ne olur ki yani? Öyle mi hanımefendi? Kel kaldığımda ne olacağını gayet iyi bilirim ben. Flaş patlamasıyla Kemal'in hayaline geçildi. Salondaki üçlü kanepede oturan Serpil, Rüyam ve Sarp üst kata bakarak kıs kıs sırıtıyorlar. Kemal tamamen kelleşmiş, dazlak kafasıyla salona inip karşılarına dikildi. Elleri pantolonunun ceplerinde tepkilerini ölçüyor. Rüyam ışık gözlerini almış gibi ellerini yüzüne siper etti. Hiçbir şey göremiyorum ya. Hiçbir şey göremiyorum. Her yer birden bile pırıl pırıl oldu. Babişkom geldi de hep her yer parlıyor. Kızım. Her gün aynı espriyi yapmaktan bıkmadın mı? Ay aldırma hayatım sen onlara. Gel otur. Pardon. Gel otur. Gel otur. Kemal fena bozuldu. Rüyam siyah pantolon üstü, siyah beyaz çizgili şifon bluzuyla Kemal'in yanına gitti. Çok güldüm ya hani. Makyajım bozuldu gibi geldi. Bir saniye rimelim falan akmış mı acaba? Kemal ters ters bakınca tırsıp geri döndü. Serpil çaktırmadan sırıtıyor. Kemal gayet ciddi. Ay boncuğum dalga geçmeyin babacıkla. Boşuna konuşuyorsun Serpil. Her gün bir posta bu kellen dalga geçecekler artık. Sarp'ın yüzü mosmor. Ne oldu Sarp? Niye kendini tutaysın? Hadi koy ver. Hadi sen de yap benimle ilgili kellerle ilgili bir espri haydi. Yok. Babacığım ne alakası var yani ben niye dalga geçeyim estağfurullah da benim canım birdenbire kabak tatlısı çekti ya. Acaba Meryem'e söylesek de yapsa mı bize? Görüyorsun değil mi Serpil? Bunların maskarası olduk. Ay Kemal, bir de işe pozitif tarafından bak. Neymiş pozitif tarafı? Yani bundan sonra bir saç fırçası tarak falan kullanmak zorunda değilsin. Hatta şampuan da kullanmayabilirsin. Bundan sonra saç dökülmesi stresi yok babiş kocuğum. Çünkü saçların yok. Babacığım bir de şöyle düşünün. Mesela şimdi bir tablonuzu yaptırsanız, bir ressama gitseniz daha az boya kullanacak ya. Ucuza gelecek. Ama ben demiştim. Babişko'nun geleceği çok parlak. Hayatım size bir soru. Ay sorsam. Şimdi bak, babam elleriyle bizim için çok güzel bir şey yapsa nasıl teşekkür edersin? Eline sağlık babişkocuğum derim. Peki o güzel şeyi başıyla yapsa? Kendine sağlık derim. Aa çocuklar yapmayın. Babacıkla dalga geçmeyin. Vallahi adam sizin yüzünüzden kafayı üşütecek. Ya da rüzgardan. Şimdi... Aynen böyle olacak işte. Hepiniz benden dalga geçeceksiniz. Hepsinin başı Kemal'e hak verir gibi önünde. Şükrü'nün yere serpiştirdiği kırıntılar salondan mutfağa doğru uzuyor. Kırıntı yolunun sonunda sapı çatalla yukarı kaldırılmış ters duran bir tencere. Çatalın ucuna pembe bir ip bağlanmış. İpin ucu Şükrü'nün elinde. Şükrücüğüm. Sen diyorsun ki bu tarantula...
Geleceğim buradaki ekmekleri yiyecek. Ha bu tencerenin altına gelecek. Sen bu ipi çekeceksin, o da onun altına kalacak. Öyle mi yani? He, tarantula gelecek böyle. Yani tencerenin altına gelecek. Ben de ipi çektim miydi? Kapak böyle tarantulanın kafasına hop diye geçecek. Nasıl dizenek ama iyi değil mi? Çok iyi. Peki acaba sence tarantulalar ekmek kırıntısı yer mi? Yemez değil mi? Başka bir şey bulmam. Şey diyeyim, kuru fasulye koyayım. Dünyada hiçbir canlı kuru fasulyeye dayanamaz. Biraz haşla sağlığı. Şükrü, saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. İnsanların içeride burada böyle canavar falan dolanıyor. Sen kalkmış böyle aptal aptal şeyler yapıyorsun, düzenekler. Kaldır topla şunları, kaldır topla. Hadi ben gidiyorum, haber vereceğim. Vallahi herkese. Dur. Söz vereyim bak. Bir yarım saat müsaade et. Ben şimdi o içerideki de dışarı çıkartırım. Her tarafı dipten, köşeden ararım. O tarantulayı da bulurum. Ya oradaki insanları nasıl çıkaracaksın acaba? Aman Meryem ya. Topu topu üç kişiler Allah aşkına ya. Merhabalar. Çok güzel oldu. Nurhan Bey de geldi. Etti dört. Şükrü abi boşu boşuna Bahadır annemlere gönderdi beni. Aa, çok güzel beş. İnşallah çocuğu getirmemişlerdir Meryem. İnşallah. Bak yatırın torunumu seveyim de. Aha. Anam. Lan Şükrü, içeride 6 tane can var. Bunların hayatları tehlikede ya. Tamam hayatım. Lütfen sen çocuğu yukarıya götür. Oraya taşı. Ben 15 dakika içinde içeridekileri dışarı çıkartmazsam, o tarantulayı bulmazsam alarm vereceğiz. Söz diyorum sana. Tamam. Hadi o zaman ben çocuğu yukarı çıkartayım. İpe takılma. Tamam. Nasıl takılacağım be? Biricik, hadi sen Mahmut Kemal'i ver, ben yukarıda odada üstünü değiştireyim, oldu mu? Çok da güzel düzenekti ya. Şimdi tarantula geldi tencerenin altında. Çatalı çekince tencere yere kapaklandı. Villanın havuz tarafı. Rüyam salonda etrafı parfüm sıkıyor. Babacığım Allah aşkına, saçların gayet iyi durumda. Şu sarımsak olayı nereden çıktı şimdi? Ay ben de söylüyorum ama dinletemiyorum ki boncuğum. Yani hakikaten babacığım, yani kusura bakmayın ama ya bu yaptığınız bir işe yaramaz. Öyle mi? Tabii saçı olan konişi. Sizin tabii benim gibi dökülme derdiniz yok. Tarantula Nurhan'ın koltuğun kolçağında asılı duran ceketine çıkıyor. Dikkat. Sevgili villa sakinleri, size bugün büyük bir sürprizim var. Aa, neymiş o sürpriz? Benim bahçede barbekü partisi. Izgara başında kayınço. Mis gibi etler sizi bekliyor. Haydi beyler bayanlar, haydi. Sevgili ev ahalisi, söylemek gibi olmazsın ama mangalda çok iyidir. Taze etler sıcak şu anda sizi bekliyor. Lütfen beyler bayanlar, lütfen hadi. Hava soğuk değil mi canım? Kesinlikle anneciğim, çok soğuk. Yani pek de iyi bir fikir evet. Görünmüyor bana. Efendim yani nar gibi kızarmış etlerimiz mevcut. Bunlar içinizi ısıtacaktır, bundan emin olunuz. Haydi lütfen bahçeye. İsterseniz şöyle yapalım Şükrü Efendi. Siz barbeküyü hazırlayın dışarıda, yakın, etleri hazırlayın. Biz dışarı çıkalım, servisi buraya getirelim. Böylece de kimse üşümez, ne dersiniz? Evet. Kesinlikle, bence de çok mantıklı. Ya burada olmaz diyorum Nurhan ya. Burada olmaz, oraya gideceğiz. Oraya ya? Efendim şey açısından diyorum. Şimdi burası buram buram sarımsak kokuyor. Yani etin lezzetini alamazsınız, o yüzden diyorum. Tamam ya, tamam. Ey, ben yukarıya gideyim de o zaman kafamı yıkayayım. Herkes benden buram buram kaçar, baksana. Tamam, buldum. Öbür salona geçelim. Hem sarımsak kokusundan uzak kalmış oluruz, hem de üşümemiş oluruz. Ne dersiniz? O salon iyi olur. Hadi hep beraber gidelim. Hadi. Nurhan diğer salona geçerken ceketini de aldı. Baylar, bayanlar, hazretler sizleri bekliyor. Cayır cayır mangalın ateşinin üstündeki etleri teker teker alacağım.
Şifasana, hepsini gönderdik. Şimdi sen mangalı bahçede öbür salona yakın bir yere koy. Oradan etleri sıcak sıcak taze taze servis yaparsın. Ben de bu arada ölü veya diri tırantırayı yakalarım. Ölü olmaz. Enişte ölü olmaz, diri yakalaman lazım. Ölürse ben Maşa Hanım'a ne diyeceğim? Kız ta nerelerden getirtmiş ömürceğe. Geçin o zaman. Maşa. Ben bununla yakalarım, tamam? Tamam, öldürme ama. Tamam dedim, bununla yakalayacağım tamam. İşte. Ne yaptınız, ne yaptınız? Nereye yolladınız insanları ha? Hepsini öbür salona yolladım. Hepsi güven altında. Oh, iyi. Tamam. Ay. Boncuk, sen Badire Hanımlara gitmeyecek miydin? Yok anneciğim, Nurhan'la konuşunca yoldan döndüm, onu da aldım geldim. Şimdi zaten annemlerin, babamların Mahmut Kemal'i görme konusunda bir şikayetleri yok anneciğim. Hatta hani sık sık götürdüğümüz için Allah razı olsun Biricik'ten diyorlar. Ama işte Şükrü abi neden öyle bir şey dedi hiç anlamadım. Ya hakikaten ya. Ya bu Şükrü efendi ne yapmaya çalışıyor? Ya Şükrü. Her yeri karışık karışık aradık. Nerede bu ya? Bilmiyorum Meryem. Nerede bu? Nerede? Nurhan'ın ceketiyle televizyon odasına gelen tarantula 7-8 santim uzunluğunda, gövdesi ince tüylerle kaplı, 8 tane bacağı var. Beyaz kalibodur döşeli zeminde yürüyerek koltuğun altına girip gözden kayboldu. Sarp bilyelerle oynarken bir tanesini yere düşürdü. Nereye gitti ya bilye? Yuvarlandı, koltuğun altına gitti herhalde hayatım. Ha. Oturduğu yerden kalkıp dizlerinin üstüne çömeldi. Elini koltuğun altına sokarak bilyeye uzanmaya çalışıyor. Tarantula bilyenin tam yanında. Sarp koltuğun altına bakmadan sadece elini yere sürterek bilyeyi arıyor. Elinin örümceğe değmesine 5-6 santim kalmış. Sarp ısrarla bilyeye uzanmaya çalışırken tarantula kıpırtısız. Sarp şkom, ne yapıyorsun sen? Bırakır mısın Allah aşkına, yerlerde sürünüyorsun? Doğru diyorsun ya. Temizlikten nasıl olsa çıkar. Yani. Ya Şükrü filan, barbekü filan deyince hakikaten karnım acıktı, canım çekti ya. Şu barbeküyü bir an önce yapsalar da yesek. Tarantula Sarp'ın ayaklarının dibinde dolanıyor. Nurhan'la Serpil Sarp'a hak vererek başlarını salladılar. Kamelya tarafından villa. Meryem'le Şükrü salonda dip köşe tarantulayı arıyorlar. Yok, burada da yok ha. Şimdi bağır. Ay yok yok. Dikkatli bak kız. Yok 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 yok. Ay yok, hiçbir yerde yok Şükrü. Şuraya bağlı mı? Ay evet bağlı mı? Dur o tarafa bakalım, o tarafa bakalım. Benim dur. Baksana şu Kemal Bey'in kafasına sürdüğü sarımsaktan dolayı kokudan sen bizim bu tarantula filayı terk etmiş olmazsın. Yok ya, olabilir mi lan öyle şey? Meryem, o Kemal Bey'in sarımsak kokusu. Bu sırada Kemal merdivenlerden yani iniyor. Mahlukat bilet alıp başka bir şehre göç etmiş biri olabilir. Şükrü'nün sırtı dönük. Olmaz öyle şey ya. Bak Kemal Bey'e ben söyleyeceğim artık. Vallahi söyleyeceğim. Özellikle Kemal Bey'e söylemeyecek. Eğer Kemal Bey'e söylenirse beni mahvedir, öldürür, gebertir. Kesinlikle Kemal Bey'e söylemek yok. Bana bak. Neymiş o Kemal Bey'e söyleyince seni mahvedeceği şey? Efendim ne olacak? Bir tane örümcek vardı, o filan içine kaçtı biliyor musun? Bir de ben kaçırttım biliyor musun? Kemal Bey eğer bunu bilirse beni mahveder. Haksız mıyım Kemal Bey? Meryem'e döndüğü an aklı başına geldi. Kemal Bey. Neymiş bu villadaki yaratık mahlukat, anlamadım ben. Meryem'in arkasına saklandı. Örümcek, örümcek. Ya tamam, ne var bunda Meryem ya? Denk geldiğinde böyle peçeteyle alırsın, bırakırsın bahçenin bir kenarına ya. Öyle değil mi? Bakın, şundan bahsediyorum. Cep telefonundan fotoğrafını gösterdi. Uy, lan nedir o? Tarantula. Vallahi zehirliymiş. Hatta birini ısırdığı zaman yani bir fili bile devirirmiş Kemal Bey ya. Ulan siz yani böyle bir mahlukatın villanın içinde dolandığını mı söylüyorsunuz? Ulan Şükrü. Böyle bir canavarı villaya nasıl sokuyorsun lan? Bir dakika, bir dakika. Kemal Bey, bakın bir şey diyeceğim size. Yani biz kafamızdan bu olayı bir atalım, defedelim. Ben bunun kafasını kendi ellerimle koparacağım. Bizzat koparacağım ben bunun kafasını. Bana bırakın siz bu işi, bana bırakın. Lan
Doğru diyorsun da şimdi nerede dur bu yaratık? Buralarda bir yerde. Kemal Bey, yani o yüzden efendim bütün milleti diğer salona aldım efendim. Ayrıca Mahmut Kemal'i odasına koyduk. Böyle kapısını iyice kapattık. Altına böyle bezler falan gerdim ki kırınca bile girmesin içine, doğru mu? Kemal Bey, herkes güvende. O zaman tamam. Ne oluyor ya? Ses öbür salondan geliyor ya. Tarantula oraya gitmiş olmasın? Aman. Şükrü koş. Koş Şükrü. Koş. Yürü koş. Şükrü koş. Koş Şükrü koş. Koş, Şükrü, koş. Ay. Hepsi koltuğun üstüne çıkmış. Ay Allah'ım, o neydi öyle? Ay anneş kocam, iğrenç bir şeydi ya. Ne oldu uşaklar ya? Ablama çok korkunç. Böyle kocaman iğrenç bir şey. Bu lan geçti. Yani tarantulaya benziyordu baba ama... Ya tarantula burada ne arasın? Doğru Nurhan, tarantulaymış. Allah Allah, ne tarantulası baba ya, ciddi misin sen? Bir dakika. Şaka mı bu? Ana, şaka şaka. Ya inanamıyorum ya, biz de keriz gibi yedik ha. Çok güzel bana. Yoksa Mahmut Kemal'in oyuncaklarından birini aldınız. Ondan sonra kanepenin arkasından böyle geçti değil mi? Kemal'im, gerçekten şaka mı? Ya yok Sebil, hakikaten. Salonda tarantula varmış ya. Sarp elini kanepenin altına sokmuş. Tarantula neredesin? Sen gel buraya. Isıtacak kendini bak şabane. Oy, ay nasıl korktum, nasıl korktum. Gel. Pisi 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 pisi. Ya Sarp evladım bak, şaka maka değil. Hakikaten tarantula varmış salonda ya. Allahi billahi bak Başak Hanım bir arkadaşı için getirmiş. Abizim Şükrü de onun kutusunun kapağını açmış, tarantula kaçıvermiş ya. Ya Sarp beni delirtme. Bak beni delirtme. Çabuk buraya geliyorsun. Şaka maka değil, baya baya gerçek bu olay ya. Sarp, ayrıca Mahmut Kemal'in hiç de öyle bir oyuncağı yok. Ya Sarpçıkım, kalk şuraya, gel şuraya, çıkış buldun üstüne. Ya bir dakika. Şaka değil mi? Ciddi misiniz siz? Çok da zehirliymiş biliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Ya ben elimi öyle kanepenin altına falan soktum ya. Isırdı mı acaba ya? Isırmamıştır. Eğer ısırsaydı bir fili bile deviriyormuş. Bak sende bir şey yok. Ne duruyorsunuz Allah aşkına? Kemal'im bir şeyler yapın. Doğru söylüyorsunuz. Burada tarantula olduğuna göre o taraf daha güvenli. Siz oraya geçin. Haydi kadınlar. Hadi kadınlar. Hadi. Onlar konuşurken tarantula diğer salona geçti. Sarp da peşlerinden gidiyor. Sen bana... Sen nereye gidiyorsun? Sarp, kadınlar dedik. Kadınlar. Anladım da babacığım. Şey yani... Kadınlar olduğunu ben de biliyorum. Hani bir yanlarında erkek olursa... ...en azından tarantula oraya gelirse onları korur diyerekten yani. Aa süper, süper fikir. Ben gidip kadınların başında durayım. La Şükrü! Ha bu belaları başımıza sen açtın... ...kalıp en ön cephede sen savaşacaksın. Evet Şükrü. Git bul şu tarantulayı. Bul Şükrü, durma Şükrü, bul Şükrü. Ya itekleme asıtacaksın beni ya. Şimdi beyler bir dakika, herkes beni iyice bir dinlesin tamam mı? Sakin oluyoruz, bu işi çözeceğiz. Yalnız önce bir mahlukatı arayalım, bulalım, yerini tespit edelim tamam mı? Gören söylesin ama sakın dokunmasın. Sakın. Tamam doğru söylüyorsunuz. Önce bir yakalayalım, ne yapacağımıza sonra karar veririz. Hadi. Nurhan'la Kemal kanepenin üstündeler. Sarp'la Şükrü ayakta. Kadınlar kanepeye yan yana dizilmiş, endişeyle yere bakınıyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Belki de bu kadar endişe edeceğimiz bir durum yoktur. Belki de öyle korktuğumuz gibi bir hayvan değildir bu değil mi? Ben bir internetten bakacağım ya. Bak Biricik, bak ben onun videosunu seyrettim, çok fena bir şey. Ha bak tıkla şunu. Hangisi bu mu? He o. Ah, bakın akvaryum gibi bir şeyin içinde getiriyorlar. Demek ki evde besliyor insanlar bunu. Evde beslediklerine göre tehlikeli bir şey değil ki. Sebil Hanım şimdi göreceksiniz siz. Aa, hamster değil mi o ya? Çok tatlılar ya. Dördü de aynı anda kanepenin üstüne zıpladılar. Kırmızı topuklularıyla koşarak mutfağa gitti.
mı tek lokma da? Sus sus, birazcık ne olur hatırlanma. Koşarak salona gelip kanepenin üstüne çıktı. Aniş kocam, Aniş kocam, mutfakta kocaman bir örümcek var. Ay yoksa bizim örümcek mi? Evet, ay kocaman. Tüm gözler mutfak tarafına çevrili. Dördünün de yüzünde aynı ürkek ifade. Junior Kemal suratında örümcek adam maskesiyle mutfaktan kafasını uzattı. Ayağa kalkıp koşarak salona geldi. Ne oldu Rüya Mahmut, oturttun mu sizi? Ya Junior. Benim annem benim oyun oynuyordu. Pes yani Rüya'm, pes. Evladım görmüyor musun Junior'u? Örümcek adam maskesi takmış. Korkuttuysam özür dilerim Rüyam abla. Tabii ki korkuttun. Herhalde korkuttun yani Junior. Burada bu kadar korkunç örümcek videosu izledikten sonra örümcek adam kıyafetiyle bana bakarsan tabii ki korkarım yani. Ya Junior hadi yavrum hadi kalk gitsin buradan, villadan çık dışarı, evde oyna, odanda oyna, hadi hadi yavrum. Peki anne. Sarp geri geri yürürken Junior'a çarptı. Ne oluyor bugün herkese ya? Sarp'ın korkudan beti benzi atmış. Gördünüz mü? Sarp Şkon da korktu. Yok ya yok, ben korkmadım da. Ya beyin fokuslandı ya tarantulaya. Ondan şey oldum ben, şey yaptım. Sarp'cığım ne oldu, bulabildiniz mi örümceği? Yok anne yok, henüz bulamadık. Ana burada örümcek yok. Ne yapıp edip burada kalman lazım Sarp. Halbuki tarantula koltuğun altında geziniyor. Anne. Yani eğer korkuyorsanız ben sizin yanınızda kalabilirim yani. Ay evet Sarpişkom, sen bizimle kal, bizi korursun aşkım. Tamam artık güvendesiniz. Serpiller iyice sokuldular birbirlerine. Ay dikkat edin. Sultan çıkmaz. Şükrü yere eğilmiş sefanın altına bakıyor. Evdeki tüm zemin beyaz kalebodur döşeli. Yerlere ara ara koyun postu şeklinde renkli halılar serilmiş. Sefanın altındaki halı bordo renkte. Bu sırada Nurhan kanepenin altına, Kemal de minderlerin arkasına bakıyor. Allah Allah! Ya nereye gider bu ya? Valla anında gözden kayboluyor Nurhan Bey. Aynı Zarp Bey gibi. Kadınlara git bir bakacağım dedi. Hala gelmedi efendim ya. Ya konuşup durma da aramaya devam et. Hadi Şükrü, hadi. Ya Şükrü Efendi sen o taraflara bak. Baba sen de şu yeşil taraflara bak. Ben... Nereye gider bu ya? Rüyam tek taş yüzüğünü çıkarıp öptükten sonra bağrına bastı. Serpil aval aval Rüyam'ın suratına bakıyor. Rüyam? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Rahatlamaya çalışıyorum hayatım, biliyorsun bana sadece pırlantam iyi geliyor. Serpil fal taşı gibi açılmış gözlerle yere bakıyor. Serpil Hanım ne diyorsunuz siz Allah aşkına da? Serpil'in baktığı noktada tarantula var. Ta nedir anneciğim? Tarak. Tarak istiyorsun. Saçlarını tarayacaksın, tarak istiyorsun. İkinciyi anlat. Tarantula! Sarp da çıktı kanepenin üstüne. Tarantula karşıdaki üçlü kanepenin altına gelip gözden kayboldu. Pırlantam düştü. Yerde o. Kaçın! Biricik Serpil ve Rüyam diğer salona kaçarken Sarp'la Meryem oldukları yerde donup kaldılar. Onu öylece bırakamam ki. Rüyam bırakma beni. Beni de al Rüyam. Rüyam geri döndü, yerde yüzüğüne bakınıyor. Rüyam. Yüzük çiçekli berjerle konsolun arasına düşmüş. Rüyam yüzüğü yerden alıp öptü. Rüyam, hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum. Gel al beni, al beni, al. Sarpışkom, kaç valla, kaç! Rüyam. Sarp'ı bırakıp ya. Gitti. Ya, Zarp Bey, ben de ayaklarımı kıpırdatamıyorum. Kaldım böyle kilitli. Allah buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Orada mı? Nerede? Zarp Bey. Kemal'im. Canavar. Canavar öbür salonda. Ay Sarp'la Meryem ablamın tarantulayı görünce böyle donup kaldılar. Sen ne diyorsun biricik? Şimdi benim canım ciğerim o örümcekle yan yana mı? Yettim. Zarpım. Koşup sarıldı. Zarpım. Bir şeyin yok değil mi? Meryem'in ağzı açık yere kalmış. Yerine ısırmadı değil mi? Çok korktum Şükrü. Çok korktum. Başına kurban oldum. İyisin değil mi? Ya Şükrü.
Yuh be! İnsan önce karısını kurtaracağı yerde zarpa mı gider ya? İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Kızını seveyim. Tamam Şükrü, tamam. İyiyim. Tamam, bırak. Nerede? Nerede? Tarantula nerede? Ha, burada tarantula. Aa, yokmuş. Nereye gitti lan bu mahlukat? Allah nerede olursa olsun, benden uzak olsun da baba. Buldunuz mu? Şükrü'nün paçasından yukarı çıkıyor. Bakın bir fikrim var. Hanımlar üst kata çıksın. Biz tarantulayı bulana kadar da hiç kimse aşağı inmesin, tamam mı? Doğru diyorsun. Ben galiba nerede olduğunu biliyorum o tarantulanın. Nerede? Orada Şükrü'nün omuzunda yürüyor. Şakanız nasıl mı geliyor? Şükrü Efendi, bu şaka değil, gerçek. Tamam mı? Olmaz zaten böyle bir şaka. Ben şimdi geleceğim ve örümceği alacağım. Temkinli adımlarla Şükrü'nün üzerine yürüyor. Şükrü örümceği eliyle alıp yere attı. Ardından Nurhan gümüş şekerliği örümceğin üstüne kapattı. Bir örümceği yakaladım. Şükrü. Şükrü? İyi misin Şükrü? İyi değilim Meryem. Ben her halimki yolcuyum. Gitme Şükrü. Şükrü. İyi misin? Gel ablaya bir uzan bakayım, gel. Kolundan tutup kanepeye oturttu. Şükrü'nün gözler baygın, yüzü bembeyaz. Salondakiler endişeli gözlerle ona bakıyor. Kafam ulan ya. Öldü mü? Öldü mü bakamam ben? Ya ölmedi ya Zarp Bey. Kafamdaki tansiyon çıktı mı dişli? Villanın havuz tarafı. Şükrü yarı baygın bir halde kanepeye uzanmış. Herkes endişeyle ona bakıyor. Kemal'im, hemen hastaneye götürelim Şükrü Efendi'yi. He, doğru söylüyorsun. Şişt, baba, sen git arabayı hemen arka tarafa getir de götürelim, haydi. Gerek yok, gerek yok. Zannımca 15 dakikada anca yaşarım gibime geliyor, öyle tahmin edeyim. O nasıl laf öyle Şükrü Efendi ya? Olur mu öyle şey? Biz seni hastaneye yetiştiririz ya. Vallahi hiç gerek yok. Zehir vücudumda geziniyor. Hissediyorum onu. Ben gideyim artık. Sevdiklerimin yanında ruhumu teslim etmek istiyorum. Elimi tutun. Zarf. Çekil. Meryem'in eli havada kaldı. Tutum, elini tutum Şükrü. Buradayım. Sevdiklerimle helalleşmek istiyorum. Vedalaşmak istiyorum Zarp. Ya sen rahat ol. Domuz gibisindir. Hiçbir şey olmaz sana. Öyle deme Meryem. Her şeyde olduğu gibi güzel şeylerin de sonu geliyor. Benim de sonum geldi işte. Şükrü. Meryem. Hani gondüğüm, senin bulamadığın paraların haritası var ya, o şeyde biliyor musun? Ya Şükrücü saçmalama Allah aşkına, yani şimdi paranın sırası mı ya? Ay Meryem, seninle cinyer için lazım. Baksana mutfakta. Kız gel buraya, gel buraya kız. Yüklü para ver, gel kulağına söyleyeyim kız, gel. Meryem'den önce Sarp uzattı kulağını. Zarp Bey, müsaade eder misiniz? Benim kulağıma söyleyecek. Eşi benim. Ha. Mersi. Ulan Şükrü, ne adamsın ya. Birazdan mortoyu çekecin, zannediyorsun ki biz hemen koşup paraları alacak yani. Canım, zehrin etkisiyle böyle konuşuyor herhalde zavallıcık. Yuh Şükrü ya. Paraları saklamak için mutfaktaki karoları kazıp onun içine mi tıktın ya? Sus Meryem, sus gözünü seveyim. O paraları harcarken cin yerle sen beni hatırlarsınız hayatım. Üf Şükrü. Kim var ki Zerfil Hanım? Riya, Biricik. Hakkınızı ilal edeyim. Tamam Şükrü Efendi, tamam. Ya yorma kendini, tamam. Ah, benim gerçek ailem oldunuz. Ben kendimi adam yerine koymazken, siz beni adam yerine koydunuz. Hakkınızı ilal edin lütfen. E
Helal olsun Şükrü helal Efendi. Olsun. Helal olsun. Nura. Buyur Şükrü Efendi. Seni de şey isteyeyim. Tabutumu taşırken bütün dikkatli ol. Beni düşürme oldu mu? Sen sakarsın kesin geri düşürürsün bak. Ya sen ne biçim konuşuyorsun sen ya? Şaka mı? Şakanın sırası değil. Ya biz ne yapıyoruz baba? Biz niye yetiştirmiyoruz Şükrü Efendi'yi hastaneye? Zarp nerede? Zarp'ım değil. Buradayım Şükrü. Şükrü hemen yanındayım. Hemen yanındayım Şükrü. Gidiyorum ben Zarp. Bahşişlerine doyamadan gidiyorum. Daha seni çok tırtıklayacaktım biliyor musun? Yok. Böyle konuşma Şükrü. Daha çok tırtıklayacaksın beni. Merak etme. Hissediyorum Zarp. Ben gidiyorum artık. Şöyle diyorum giderken bir yolluk bahşiş alsam senden de ele gitsem diyorum. Ne kadar istersen Şükrü, ne kadar istersen. Kendi için de, Cüneyt'in eğitimi için gerekli o bahşiş. Hiç merak etme Şükrü. Cüneyt'in bütün eğitim masrafları artık bende, merak etme. Ya Şükrü Efendi merak etme sen ya. Sana bir şey olduğunda yani Cüneyt'le Meryem herhalde sahipsiz kalmaz ya. Hepiniz hakkınızı helal edin. Yavaşça kapattı gözlerini, başı yana düştü. Ay inanır mı yoksa? Yoksa... Ay, Şükrü Efendi eks oldu. Şükrü ölemezsin. Şükrü beni bırakamazsın Şükrü. Başını Şükrü'nün göğsüne yasladı. Herkes şokta. Şükrü bir anda açtı gözlerini. Zarp kurban oluyorum ya. Prova yapıyordum ya. Oh. İnanmıyorum. Ay benim sinirlerim bozuldu. Allah Allah, bildiğim bütün duaları okumuştum. İçimden boşuna mı gitti şimdi bunlar? Ya biz niye bu herifi dinleyiz ki ya? Nurhan tutarını da götürelim hastaneye hadi. Enişte! Enişte! Veysel beraberinde Başak ve Esmer bir adamla içeri girdi. Enişte! Tarantula'nın sahibisini bulmasını getirmesin için Başak'ı aradım. Başak da Tarantula'nın sahibisini getirttirdi. Aha, Ömürciğin sahibisi Tolga, Junior'ın sahibisi eniştem. Merhaba. Çok geç Veysel, çok geç. Şükrü Efendi şu anda ruhunu teslim ediyor. Aa, niye? Ya Başak'cığım, Tarantula çok zehirliymiş. 15 dakika içinde bir fili bile öldürüyormuş. Olur mu öyle şey canım? Alakası yok. Sadece Avustralya'da yaşayan atrak sürü tarantulanın zehri öldürücü. Ne diyorsun sen? Nasıl yani? Bu tarantula zehri değil miydi yani? Kesinlikle. Nerede tarantula? Şu kapağın altında. Ben alayım onu o zaman. Tolga tarantulayı avuçlayarak aldı yerden. Eliyle alıyor. Nasıl ya? Biz boşuna mı korktuk bundan yani? Evet, insana bir şey yapmıyor zehri. Sadece biraz kızarıklık olur, o da birkaç saate geçer. Tabii. Ne şimdi yani? Bir ölmüyor mu? Hayır Şükrü Efendi, ölmüyormuşsun ya. Çakma herif. Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdın. Dur Meryem, dur. Hazır Şükrü Efendi bu kadar helallik almışken, bu kadar hayır duası almışken onu benim öldürmem lazım. Aa, yok, hayır. Serpil araya girdi Şükrü, tırsmış. Güneş ufukta batarken açık denizde bir kayık. Gece vakti villanın havuz tarafı. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanan boğaz. Yemyeşil bahçe içindeki villanın veranda tarafı. Çok sakin bir güne başladık ha. Böyle gürültüsüz, patırtısız kahvaltımızı ettik. Mahmut Kemal'i sevdim. Böyle içime acayip bir huzur kapladı benim ya. Al benden de o kadar babacığım. Bugün de izinliyim. Bilmecelerle uğraşmayacağım. Oturup kitap okuyacağım. Arkadaş her gün bir patırtı, her gün bir gürültü. Acayip bir ev oldu burası ya. Babacığım boş ver, unutuyorsun. Evin sessizliğini içine çek. Huzuru yaşa. Ne oluyor ya? Olamaz böyle bir şey ya, inanmıyorum. Murat, huzur konusunda biraz erken mi davrandık acaba? Rüyam'la Biricik aynı renk kıyafetlerle salona girdiler. Rüyam, biraz abartmıyor musun? Nasıl abartmıyorum ya? Nasıl abartmıyorum Biricik, bu tam bir felaket. Ne oluyor ya? Hakikaten
Nedir felaketlik, ne iş var anlamadım. Görmüyor musun babişkocuğum? Şu rezilliği görmüyor musun? Biricik'in kıyafetlerini kaş göz etti. Kemal'in eli çenesinde düşünceli. Murat, sen böyle felaket arz eden bir durum görüyor musun burada? Yok babacığım, işte Biricik'te rüyam. Böyle dikkatli dikkatli bakıyordu ben. Bana her şey normal görünüyor, ne oldu? Normal mi? Nasıl normal ya? Sen böyle bir şey nasıl normal diyebiliyorsun Nurhan? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Biricik'le ben aynı renk kıyafetleri giymişiz. Ya bu mudur şimdi? Felaket dediğin mesele bu mudur kızım yani? Evet babacığım, tam olarak bu. Ve Rüyam Hanım yüzünden 10 dakikadır arabamıza binip alışverişe gidemiyoruz. Neyiz biz ha? Dalton kardeşler miyiz? Dalton kardeşler miyiz Allah aşkına? Rüyam, araya girmek istemedim ama Dalton kardeşler, hani onların giydiği kıyafetler böyle çizgili çizgili. Rüyam sinirle tepindi. Hapishane, sustum, tamam sustum. Neyse tamam ya, ben de daha büyük bir felaket zannetmiştim. Neyse, önemli değilmiş. Tamam Rüyam, tamam. Ben gidiyorum, üstümü değiştiriyorum, tamam mı? Yani? Ha, bir tane bu arada rica edeceğim. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra acaba bankaya uğrayabilir misin? Tabii tabii, uğrayabiliriz. Yakın ya, zaten. Süper. Şey, ya Erdem'in dosyasını yanlışlıkla işten eve getirmişim. Acaba geçerken bırakabilir misin diyecektim. Tabii hayatım, bırakırız. Bırakırız da umarım Rüyam Hanım giydiğim kıyafete onay verir. Gidiyorsun, hemen benimkinden farklı bir kıyafet giyiyorsun. Yürü! Allah Allah ya! Ayrıca da ben ters şık olmuyorsun! Nurhanlar kanepeye oturacaklarken Allah panikle Allah havaya ya. Sıçradılar. Ya Rüyam, Allah aşkına bağırma. Bu evde bir bebek var ya. Yapma teyzesi. Sanki ben bilmiyorum bebek olduğunu. Alışık değil mi o bebek bana? Bilinçli de niye bağırıyorsun o zaman? Ne bileyim. Baba sen de bağırma Allah aşkına. Tamam hadi da. Yok, huzur huzur kalmadı. Bir şey kalmadı. Huzur dedik. Ah, burnumuzdan geldi. Hassas noktam bu benim. Tamam sakin. Bunu bilin, ona göre davranın. Oturabilir miyiz? E tabii ki. Otur otur. Otur musun, otur. Buyur yani. Nereye otur işte? Mahmut Kemal uyandı. Şükrü, Mehmet ve Veysel otoparka inen merdivene oturmuşlar. Şükrü önde, Mehmet ve Veysel iki basamak arkasında. Şükrü abi, dün villada hareketli saatler yaşanmış ha? Ha Mehmet'im ya. Oy Mehmet, benim için dün çok kara bir günüydü. Senin için mi, benim için mi enişte? Senin yüzünden paşa hanıma rezil oldum. Sana ne oldu ki oğlum ya, sana ne oldu ki ya? Ben bir ara kendimi öldüm sandım ya. Öldün mü enişte? Öldün sandın da öldün mü? Yok. Sen biliyor musun acaba ama ben Başak Hanım'ın karşısında nasıl ölüp ölüp dirildim? Ya Şükrü abi sen de uzatma artık. Bak kimseye hiçbir şey olmadı. Başak Hanım da örümceği sahibine teslim etti. Sorun falan kalmadı ortada. Oğlum bilmiyorsunuz, konuşuyorsunuz ya. Benim esas problemim, sorun başka ya, başka. Ya ne başka? Senin esas problemin ne enişte? Zarp artık baş olayını bitirdi. Allah! Ya o tırantıladan aklını oynattık görünce biliyor musun? Cezayı bana kes. Bundan sonra bahşiş mahşiş yoksa hadi. Ya Şükrü abi, Sarp'ın bahşişleri olmadan sen yaşayamazsın. Enişteciğim, ben gerçekten durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum fındığım. Bilmiyorum, öyle boş boş konuşuyorsun tabii danası. Ben gittim, mahvoldum halime, bitti. Ya Şükrü abi, sen bunun da üstesinden gelirsin ya. Sen bahşişlerin efendisin Şükrü abi. Enişte, bak bakayım bana. Bana bak diyorum enişte. Sen koskoca Şükrüsün. Öyle bir koşuya pısamazsın sen. Al bakalım bahşişini. Doğru diyor musun? Diyoruz tabi. Bitirin. Bitmesin. Ben bitti demeden bu bahşiş olayı bitmez oğlum. Helal olsun enişte. O zarfa öyle bir oyun oynayacağım ki, öyle bir oyun oynayacağım ki. Yumruğu havada salladı. Yalnız biraz prodüksiyon istiyor. Bana yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Ne yapacağız tam olarak Şükrü abi? Şimdi, bakın. Nurhan kitap okurken Kemal etrafa bakınıyor. Rüyam karşıki kanepede telefonuyla meşgul. Hala asayiş be Kemal Nurhan. Baba ödümüz patladı. Ama öyle korkulacak bir şey de yokmuş ha. Kemal'im. Serpil annemin sesi. Ne oldu acaba ya? Ne olduğunu bilmiyorum da Nurhan. Anlaşıldı ki bu evde huzurlu oturmak bana nasip olmayacak yani. Arkasında bir şey saklayarak salona girdi. Kemal'im aşağıda ne buldum biliyor musun? Ne buldu Serpil? Timsah mı? Ne timsah? Timsahın evde ne işi var? Ne olacak? Tarantula dolaşan evde timsah da dolaşır, gergedan da. Neyse anneşkocuğum, sen niye bu kadar heyecanlandın?
Çünkü aşağıda sandıkta bunu buldum. Serpil ile Kemal'in siyah beyaz düğün fotoğrafı. Oy, kız nereden buldun bunu? Ay, ne zamandır arıyorum, meğer sandığın içine koymuşum. Nedir o anneciğim, merak ettim. Bizim tek evlilik fotoğrafımız Nurhancığım. Dur bakayım anneşkocuğum, ben de bakayım. Ay, babişkama bak Nurhan. Ver bakayım onu. Oraya bak Serpil. Saçlarımı görüyor musun? Ne kadar çok. Hem de simsiyah. Ben oraya baktığım zaman saçlarını görmüyorum Kemal'im. Güzel bir anı görüyorum. Öyle canım, tabii. Ay Nurhoş, bu bişkoma bakar mısın? Yalnız hakikaten çok gençmişsiniz. Hayatımızın baharındaydık o zaman ya. Yalnız yani insanın bu kadar az fotoğrafı olur mu anneşkocuğum? Benim bilgisayarımdaki selfie fotoğraflarım bile en az 1000 tanedir yani. Evladım işte o yüzden bir daha dönüp bakmıyorsunuz. Böyle bu kadar az olunca böyle uzun zaman bakarsın. O zamanlar fotoğraf çektirmek başlı başına bir törendi ya. Böyle şimdiki gibi herkesin elinde bir makine. Yok selfie, yok şık 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 şık. Rüyam, artık kıyafetimi beğendiysen çıkabilir miyiz canım? Gel buraya, gel anneşkomla babişkomun evlilik fotoğrafına bakıyoruz, gel. Anneciğim. Ben bunu hiç bilmiyorum. Bilmiyorsun çünkü ben bunu bulamıyordum evladım. Sandığa kaldırmışım. Ay şuraya baksana. Yalnız baba bir şey söyleyeyim mi? Gençliğinizde Robert De Niro. Değil mi? Vay. Gençken öyle derlerdi, peze turlerdi. Kardeş ona sinine bak ama. Sarp'ın şirketinin bulunduğu dışı aynalı camla kaplı 4 katlı bina. Cavidan asimetrik kesimli sarı elbisesiyle ofise girdi. Beni istemişsiniz efendim. Gel kızım, birkaç tane not aldıracağım da. Otur. Tabii. Tamam. Şeval'in gözü Cavidan'ın üzerinde. Cavidan alışık olduğu üzere gidip masanın kenarına oturdu. Şeval şaşkın. Timuçin gözlüklerinin üstünden Cavidan'ın bacaklarına ve göğüslerine bakıyor. Bir an cazibesine kapılmıştı ki başını iki yana sallayarak toparlandı. Ne yapıyorsun kızım sen? Otur dediniz. Her zaman oturduğum yerde oturuyorum. Ne işin var senin orada ha? Ne işin var? Kalk bakayım çabuk oradan sen. Kalk 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 kalk. Kalk çabuk diyorum sana, kalk oradan. Hadi hadi. Sarp Bey her zaman burada oturmamı söylerdi bana. Tamam kızım tamam. Ben vazgeçtim, bir şey yazdırmak istemiyorum. Not mod aldırmayacağım, tamam sen çıkabilirsin. Ay bu iyi oldu işte. Yarım kalan işlerim vardı, ben de onları halledeyim. Ne işin vardı? Ellerime oje sürüyordum, yarım kaldılar. Gidip de bari bunları tamamlayayım. Görüşürüz. Kalçasını kırıtarak çıkıyor ofisten. Timuçin ağzı açık, ayran budalası bir halde. Şeval sahiplenircesine elini Timuçin'in omzuna atmış. Tim. Şşt. Sen nereye bakıyorsun, öyle bakayım ha? Yok, dalmışım. Dalmışım hayatım, dalmışım. Şükrü otoparkta. Geliyor. Kim geliyor ya? Gelen giden yok enişte. Hayırdır, hayal mi görüyorsun ya? Şu anda ayağın gazdan çekti. Fren hafifçe dokundu. Gözleri kapalı hissediyor. Viraja girdi. Tatlı bir virajdan dönüyor. Süratini iyice azalttı. Gelin. Gelmek üzere geliyor. Ya pes vallahi Şükrü abi. Resmen arabanın geldiğini hissediyorsun yani. Şu anda Filda'nın garajına girmek üzere. Geldi. Ortalıktan kaybolun. O taraftan kaybolun. Veysel ağacın arkasına saklanırken Mehmet su deposuna girdi. Bu sırada Sarp'ın arabası göründü garaj kapısında. Şükrü kırmızı papyon beyaz gömlek, siyah kaşe kabanla. Önünde rulo yapılmış kırmızı bir halı var. Sarp arabayı park ederken Şükrü kıpırtısızca ona bakıyor. Lacivert kot pantolon, mavi gömlek ve dar kesim füme rengi kadife ceketle arabadan indi. Hiç boşuna uğraşma Şükrü. Artık benden sana bahşiş yok. Şükrü halıyı tekmeleyince halı yuvarlanarak Sarp'a doğru açıldı. Sarp'ın yüzünde hoşnutsuz bir ifade. Şükrü, artık sana bahşiş yok dedim Şükrücüğüm. Anlamıyor musun sen ya? Artık bitti diyorum, bitti. Beni böyle saçma sapan numaralarla kandıramazsın Şükrü. Sarp uyandı artık. Hoş geldin başlayarın efendisi. Veysel ile Mehmet saklandıkları yerden çıkıp Sarp'ın üstüne konfeti patlattılar. Hoş geldin Sarp Bey. Ne oldu Sarp Bey? Ne oluyor ya?
Bu nedir ya? O cesur adam. Yaz demedi, kış demedi. Gece demedi, gündüz demedi. Şu kapıdan her geçişte bahşişi hiç esirgemedi. O mert, o delikanlı, o bonkör adamın birinci bahşişinin hikayesidir bu. O zarfın bahşişlerin efendisinin hikayesidir. Birinci bahşiş mi? Birinci bahşiş! Ödü patladı Sarp'ın. Birinci bahşiş! Bravo Sarp Bey! Evet Sarp'cığım, birinci bahşişin olacak bu. Vay be! Oldu mu ya o kadar? Zaman nasıl geçiyor? Tabii efendim. Bu birinci bahşişimizle beraber nefsimiz de sizi unutmadı. Size armağan olarak bir sinema bileti veriyor. İnanmıyorum ya. Görüyor musun şansı? Sinema bileti kazandı. Bileti Sarp'ın elinden çekip ama aldı. Teknik olarak bu 999. Bir bahşiş verdikten sonra bu bilete hak kazanıyorsunuz. Tamam o zaman vereyim. Çok güzel ya. Çok heyecanlıyım. Ceketinin cebinden cüzdanını alıp içinden 100 lira çıkardı. Bu ne zaten? Birinci bahşiş diyor. Bunun bir farklılığı, bir ağırlığı olmalı. Bir rekor olmalı. Tarihe geçmeli. Sarp omzunun üstünden Veysel'le Mehmet'e baktı. Vallahi doğru söylüyorsun Şükrü. Cüzdanındaki tüm parayı çıkartıyor. Al Şükrü. Al hepsini al. Al bu da senin. 5-10 tane yüzlük ve 200'lüğe bir sinema bileti kazanan Sarp çocuk gibi sevindi. Sarp omuzlarda. Bahşişleyerek ne kadar güzel. Sarp Bey, bahşişleyerek ne kadar güzel. Tamam tamam çocuklar, çocuklar sağ olun, var olun valla. Türkiye'deki bahşiş sektörü senin omuzlarında yükseliyor Sarp'cığım. Senin de omuzlarda yükselmen en büyük arzumuz, en büyük dileğimiz. Ya yapmayın Allah aşkına. Zahat Bey, bahşişlerin ne kadar güzel. Tamam, tamam, tamam. Allah aşkına indirin bak kalbinizi kıracağım. Aa, vallahi girmez. Vallahi. Ya indirin. Ya indirin. Bahşişçilerin duayeni yaşayan en büyük bahşişçi olarak sizden bir konuşma rica ediyoruz. Konuşma mı? Evet Sarp Bey, şu coşkulu kalabalığı umarım ki kırmazsınız. Aa, Sarp Bey, konuşma, konuşma, Sarp Bey, konuşma. Tamam, tamam. Madem öyle, bir iki cümle edeyim. Bravo. Kırmızı örtü serili derme çatma kürsü. Buyurun bir romanımız. Kozalaklı sopa. Sembolik. Sarp kozalaklı sopayı mikrofon gibi tuttu. S-A. Ses kontrolü yapar gibi eliyle üstüne bir iki kere vurup üfledi. Değerli dostlar, kardeşler. Şükrü kaş göz edince Mehmet fırlayıp gitti. Şu an o kadar mutluyum ki gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Her şey küçük bir parayla başlayan bu bahşiş yolculuğunun bu kadar yol kat edeceğini inanın ben de bilmiyorum. Şimdi geldiğim noktayı düşününce gerçekten o kadar gururlanıyorum ki size anlatamam. Aslında ben elindeki kozalaklı sopaya takıldı gözü. Ben ne yapıyorum ya? Ne yaptırıyorsun bana Şükrü? Saçma sapan elime bir kozalak vermişsin mikrofon diye. Bütün paramı da aldın bu saçmalıklarınla. Paramı geri ver Şükrü. Paramı geri ver. Lütfen Mehmet Bey'e bak. Pankart tutuyor. Yani verdiğiniz bahşişi geri alamazsınız. Şirket prensibi. Sizi her zaman bekliyoruz. Yalnız şikayetiniz olursa bize bildirin. Memnuniyetinizi de diğer vatandaşlara bildirseniz çok seviniriz. Kaybol Şükrü. Kaybol Şükrü, seni parçalarım. Kov Şükrü, kov Şükrü, kaybol Şükrü. Yumruklarını sıkmış, yüzü mosmor. Enişte şimdi ne yapıyoruz? Ne diyor?
Kaçı diye kaçacağız. Üçü de farklı yönlere koşuyorlar. Mehmet'in elinde verilen bakşiş geri alınmaz yazılı pankart. Sarp kürsünün başına geçti. Bu nedir ya? Sinema biletini eline aldı. Şuna bak ya. Bir kişilik bilet vermiş. Bari iki kişilik ver de bir arkadaşıma gideyim sinemaya. Ne diyorum ben ya? Kaptırdığım parayla kocaman bir sinema salonu kapatırdım ben ya. Of. Bileti kürsüye bırakmış gidiyordu ki dönüp etrafa bakındı önce. Sonra bileti alıp cebine attı. Keyifsizce villaya doğru yürüyor. Derme çatma kürsünün üstünde kozalaklı sofa, ufak bir teneke kutu. Timuçin ellerini arkaya bağlamış, arada bir kapı tarafına bakarak düşünceli bir ifadeyle ofiste dolanıyor. Şeval'in canı sıkkın, keyifsiz. Timuçin parmaklarını çıtlatarak koltuğa oturup arkasına yaslandı. Tim, sakın yumuşamak falan yok. Bak bu kızı buradan kesinlikle kovacaksın, anladın mı? Şeval, sen benim iş hayatımda ne kadar acımasız olduğumu bilmiyorsun galiba. Bugüne kadar gözümü kırpmadan kaç kişiyi kovdum biliyor musun sen? Ha? Ben bu işin kitabını yazdım ben. Gel. Cavidan ağlayarak içeri girdi. Buyurun efendim. Ne oldu kızım, bir problem mi var? Anladım da sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Gel. Gel bakayım, şöyle otur sen bakayım. Gel gel. Çalışma masasının önündeki tekli koltuğa oturdu. Niye ağlıyorsun kızım sen? Ben ağlamayayım da kim ağlasın? İki küçük çocuk, hasta yatalak anne. Onlara bakan yetişkin kız sadece. Üstelik canını dişine takmış, her gün çalışıyor. İşten kovmak istiyorlar onu. Kız da onun farkında. Üstelik üç aydır kiralarını ödeyemiyorlar. Ev sahipleri her gün önlerini kesip ne zaman ödeyeceksin diyor. Sarp, Serpil'le Kemal'in düğün fotoğraflarına bakıyor. Ne kadar gençmişsiniz, ne kadar yakışıklıymışsınız babacığım. Yani şimdi diyorsun ki posan geldi geriye, öyle mi? Aynen öyle. Nurhan Sarp'ın kolunu dürttü. Aynen karizmatiksiniz şu anda, o anlamda şu anda. Farklı yani. Kemal'im, bu fotoğrafı çok güzel çerçeveletir, olur mu? Kesinlikle katılıyorum. Hem daha iyi korunmuş olur. Tamam şey yapayım. Hallederim ben, çerçeveletiririm. Ama hemen yaptır çünkü bir an önce duvarımda görmek istiyorum. Tamam ya, yarın işe giderken hallederim işte. Bak, o fotoğraf hemen yapılacak ve gelecek dedim, anlaşıldı mı? Tamam Serpil, tamam anladım. Ben Meryemcime gidiyorum çünkü Badire Hanımlara dolma yapıp göndereceğim. Ya Serpil anneciğim, niye zahmet ediyorsunuz ya? Gerek yok. Ay zahmet olur mu evladım? Anneciğin sürekli bir şeyler gönderiyor, mahcup oluyoruz vallahi. Kemal'im. O fotoğraf hemen yapılacak değil mi? Ya Serpil, niye uşak gibi bana ne yapacağımı öğretiyorsun ya? Bak, o fotoğraf elimizde kalan tek fotoğraf, başına bir şey gelsin istemiyorum. Tamam Serpil, tamam. Güzel bir çerçeve seç. Gri kumaş pantolon ve dantelli siyah bluzla salondan çıktı. Ya oraya bak arkadaş ya. Evde kafa dinleyelim dedik. Yeniden iş buyuruyorlar bize ya. Timuçin Cavidan'ın anlattıklarından etkilenmiş. Eli şakağında üzgün. Şeval de ağlıyor. İşte olan bir tanesi bu. Siz olsanız ağlamaz mısınız? Ay Tim. Tim, ben çok kötü oldum ya. Tim. Tamam kızım, tamam. Ben şimdi muhasebeyi söyleyeceğim. Sana bir maaşlı ikramiye versinler. Tamam mı? İstediğin kadar çalışabilirsin sen bu şirkette. Ay çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Görüşürüz. Hadi ya. Hadi çok gidelim. Teşekkürler. Hadi canım, hadi. Kızım meğerse durumu ne kadar kötüymüş, baksana Şevval. Evet ya. Bir de kovacaktım az daha kızı ya. Ay Tim, içim parçalandı. İnan bana, içim parçalandı yani. Tim, ya anlattıkları
Dün akşam seyrettiğim diziye ne kadar benziyor. Senaristler de tabii gerçek hayattan yazıyorlar bunları. Ayşe'yi eline alıp bir tuşa dokundu. Rıdvan Bey, Cavidan Hanım'a bir maaş ikramiye çıkartın şimdi hemen. Cavidan laptopunun başına geçti. Bana anlatacaklarını kendileri de izleyebilirdi. Tüm bölüm internette var. Başlıyor galiba. Ay. Ay. Çok acıklı bu dizi ya. Vallahi senin yaşadıklarını ben yaşasam var ya hayatta dayanamazdım. Ya benim iki tane aslan gibi damadım var ya. Ben niye götürüyorum ki bunu çerçeve yaptırmaya? He. Babacığım isterseniz, izin verirseniz ben yaptırayım. Ne diyorsun sen Nurhan? Sen hakikaten ne dediğinin farkında değilsin ya. Baba, türünün son örneği olan bu fotoğrafı Nurhan'a mı emanet edeceksin? Bir dakika, aşk olsun ama Sarp. Aşk olsun. Ben bu fotoğrafın önemini biliyorum herhalde babacığım. Ya ben canım gibi korurum bunu. Sarp sakın verme diye kaşlarını kaldırıyor. Kemal bir fotoğrafı bir de Nurhan'a baktı kararsız. Yok. İkiniz birlikte götüreceksiniz. Sorumluluk ikinizin. Eğer abının başına bir iş gelirse ikinizi de bahçeye gömerim, haberiniz olsun. Ben azıcık yukarı kestirmeye çıkarayım. Şimdi Serpil ortalıkta beni görürse niye çerçeveciye gitmedin diye başımın etini yer. Hadi göreyim sizi, iyi bir şey yaptın abına. Merak etme babacığım, iyi istirahatler. Sarp'la Nurhan'ın gözü sehpanın üzerindeki fotoğrafta. Ya annemle babama bak. Ne kadar gençler değil mi? Kemal odasına girdiği an Sarp uzanıp aldı fotoğrafı. Ne yapıyorsun? Evet şimdi gider çerçevenin kralını yaptırırım ben buna Nurhan'cığım. Sarp'cığım benim tanıdığım bir yer var. Bırak şunu. Bir dakika benim tanıdığım bir yer var. Ya ben, sen ne anlarsın? Ben oraya yaptıracağım. Sana. Bırak şunu sana. Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Bırak. Dur. Fotoğrafın ucu Nurhan'ın elinde kaldı. Sarp'ın elindeki büyük parça da Serpil. Nurhan'ın elindeki parça da ise Kemal'in kafası. Fotoğrafın büyük tarafı bende kaldı Nurhan. Artık sen babamın fotoğrafını çerçeveletirsin. Ben de annemin. Yok artık. Sarp ne yaptık biz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ellerindeki tek evlilik fotoğrafını yırttık Nurhan. Nurhan ne yaptın sen? Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Hayvan gibi abanıp fotoğrafı çektin, yırttın fotoğrafı. Bırak şimdi bunu, ne yapacağız? Mahvolduk. Sakin ol. Babam görmeden bunu halletmemiz lazım hemen. Neyi görmeyecekmişim uşaklar? Parçaları arkalarına sakladılar. Size sorayım, neyi görmeyecekmişim? Ya babacığım bizim hala ortalıklarda bulunduğumuzu kimse görmeden, özellikle Serpil annem görmeden gidelim de bir an önce. Fotoğrafı diyorum, çerçeveletelim diyordum ben. He, fotoğraf nereye dur? Fotoğraf burada. Bu ne ya? Bunda, fotoğraf bunda. Eliyle yırtık bunda. Olan kısmı kapatarak göğsüne bastırdı. Yüreğimde. Hey, bana bakın fazla oyalanmayın, gidin bir an önce halledin o işi, haydi. Merak etme babacığım. Nurhan'a emanet. Bütün sorumluluk onda. Yok öyle Nurhan Muran. Sorumluluk ikinizde de. Haydi acele edin. Kemal odasına girerken Nurhan arkasından el salladı. Helal olsun sana. İki dakikada sattın beni. Bırak şimdi bunu ya. Bırak şimdi. Ne yapacağız? Ya iyi tarafından bakalım. Allah'tan sadece küçük bir kenarından, üst taraftan küçük bir parça şurada yırtılmış. Bunu yapıştıralım bence Sarp, he? Yapıştıralım. Şükrü halledebilir bunu Nurhan. Hayatı boyunca yırtık paraları yapıştırdığı için yapıştırma konusunda uzman. Yemin ediyorum darphaneden yeni çıkmış banknot gibi yapar bunu. Çok güzel, çok amaçlı Şükrü. İhtiyacımız olan adam o. Gidip bir an önce bulalım Şükrü Efendi. Hadi. Nurhan önde, Sarp arkasında koşarak çıktılar. Biricik ile Ruyam bankaya geldiler. Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz. Biricik Hanım, Ruyam Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyiyiz valla. Tuba, evlilik ne zaman? İşte yaza doğru düşünüyoruz Biricik. İsterseniz böyle biraz dinleyin. Yok, biz sizi meşgul etmeyelim. Yok canım, ne rahatsızlığı, öğle arasındayız zaten, buyurun.
Tuğba'cığım, Nurhan bu dosyayı size gönderdi. Biz alışverişe gideceğiz sonra. Buyurun. Evet. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Sağ olun müdür bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Erdem Bey, bir şey ikram ettik mi çay kahve? Bize tam o aşamaya geçmiştik müdür bey, değil mi? Hiç gerek yok, aslında biz zaten... Bir saniye, bir saniye. Ay, bir şey soracağım, çok merak ediyorum. Nurhan'ın anlatı anlatı bitiremediği şu çekmecesinden sürekli bir şeyler çıkan bey kim? Aydoğan abi. Ay! Merhaba Aydoğan bey. Yanınıza geliyorum, bir saniye bekleyin. Rüyam bankonun arkasına geçiyor. Ay. Rüyam, ya hadi işimiz var ama ya, ne yapıyorsun? Şey, bir kahve içimlik vaktimiz vardır herhalde. Nurhan'a mahcup olmayalım, sizi iyi ağırlayamadık diye. Estağfurullah. Peki madem. Buyurun. Nurhan var ya, sizi anlata anlata bitiremiyor. O yüzden ben de bir soru soracağım. Bakalım çekmecenizde var mı? Tırnak törpüsü var mı? Olması lazım Rüya Hanım. Tırnak bakım seti. İçinde her şey mevcut. İnanmıyorum. Biricik bakar mısın Allah aşkına? Bir saniye, bir şey daha soracağım. Tasma, köpek tasması var mı? Var tabii. Geçen gelen müşteri unutmuştu. Ben de aldım gelir diye sakladım. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Bir şey daha soracağım, bir saniye. Düşüneyim biraz, ne olabilir? Daha doğrusu ne olamaz? Şükrü çalışma masasına oturmuş, büyüteçle fotoğrafa bakıyor. Sarp'la Nurhan merakla tepesinde dikilmişler. Şükrü'nün kafasında kemerle takılan fenerlerden var. Ümitsizce başını iki yana sallayarak fotoğrafı elinden bıraktı. Korktuğum başıma geldi gençler. Fotoğrafta üçüncü derece yırtık söz konusu. Ayrıyeten fotoğrafın liflerinde esneme var. Zedelenme var. Çok hassas bir çalışma istiyor. Şükrü, şimdi bu yırtık izleri belli olmadan bunu tamir edebilir misin? Yaparız yaparız da bu size biraz pahalıya mal olur delikanlılar. Sus! Sus Şükrü! Zaten bininci bahşiş ayağına bütün paramı aldın. Yani Şükrü Efendi, hakikaten sana inanamıyorum ya. Ya böyle bir iş için para mı istiyorsun ya? Ama eğer bunu Kemal Bey görürse, he, hayatınızı karartacak bir problemi çözmeye çalışıyorum ben burada. Tamam Şükrü, tamam. Tamam, ben sonra sana ödeme yapacağım söz. Sonra. Ha, prensibim değil ama sizi tanıyorum. Tamam gençler, sonra bir ara verirsiniz. Masanın üstündeki zil... Şimdi beni yalnız bırakın, lütfen. Çalışmam lazım, hadi canım. Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Hadi Zarp, hadi Nurhan. Hadi Nurhan. Zarp, hadi. Sarp gitmeden önce zile dokundu. Sarp endişeli bir ifadeyle odadan çıktı. Masanın üstünde çeşit çeşit yapıştırıcı ve fırçalar, büyüteç, makas. Şükrü parçaları birleştirdi. Aydoğan'ın masası ıvır zıvırla dolmuş. Rüyam eli çenesinde acaba daha ne istesem der gibi kara kara düşünüyor. Peki. Aydoğan Bey, söyleyin bakalım. Dikenli top var mı? Var tabii. Ama ötecek. Yok artık ya. Tütsü var mı? Heh, hadi bakalım tütsü var mı? Aha, işte olmayan bir şeyi buldum galiba biricik. Yok yok, var da biraz arkada, bulmak zor. Bir dakika, buldum galiba. Vallahi var. Yani pes artık Aydoğan Bey ya, pes gerçekten ya. Hayatım, istersen adamcağızı artık rahat bırak ha. Nurhan bugün izinli ama çok ihtiyacımız vardı burada. Hayırdır, çok mu iş vardı? Yok, işi bir şekilde hallediyoruz da tam onluk bir bilmece vardı. Aa, bilmece mi? Ne bilmecesi? Gerçekten. Sorayım mı? Aslında biz... Yok, biricik bir dakika ya. Sorsun vallahi. Ayrıca burası nasıl eğlenceli bir yer. Yemin ederim sirk sanki. Keşke ben de burada çalışsaydım. İnsanın burada canı hiç sıkılmaz. Tamam o zaman, soruyorum bilmeceyi. Sor.
Pazartesi, salı, çarşamba kadınların yalan söyleme günüymüş. Perşembe, cuma, cumartesi de erkeklerin yalan söyleme günüymüş. Pazar günü ise kadınların ve erkeklerin ortak doğru söyleme günüymüş. Soru şöyle. Erkek diyor ki, ben dün yalan söyledim. Kadın, ben de diyor. Bugün hangi gündür? Gözü seyiriyor. Ha, gözünüze bir şey mi kaçtı? Yok, dikim vardı. Ha, iyi. Fotoğraf sapa sağlam Nurhan'ın elinde. Yalnız Sarp bir şey söyleyeyim mi? Şükrü Efendi helal olsun ya. Şuraya bak. Ha, hiç bozulmamış gibi nasıl tamir etti bunu ya? Tabii abicim. Adam yıllardır bu yırtık paraları tamir etmekten uzmanlaştı artık. Neyse al şunu. Ben üstüme bir şeyler alıyorum. Sonra çıkarız tamam mı? Tamam tamam. Krem renk keten pantolonun üstünde yeşil kazayla üst kata çıkıyor. Ben de bir lavaboya gideyim ya. Fotoğrafı götürüp sehpanın üzerine bıraktı. Tam arkasını dönmüş gidiyordu ki... Bir dakika ya. Yok yok. Şimdi biri üzerine su filan sıçratır. Berbat olur fotoğraf. Fotoğrafı almak yerine ters çevirdi. Ardından hızla çıktı salondan. Bir süre sonra Meryem elinde bir tencereyle salona girdi. Hayda. Nerede şimdi bu Şükrü ya? Çağrılı 10 dakika oldu. Öf. Ay Şükrü be. İşin yoksa şimdi burada bekle yani şeyin ne o tembellerin şahını. Tencereyi fotoğrafın üstüne koydu. Nerede bu ya? Meryem. Girdim kız. Girdim. Ya nerede kaldın sen Şükrü ya? Ya sen poşet al gel demedin mi? Ben de 2 saattir poşet arıyorum vallahi ya. İyi aferin. Hı. Hadi aç şu poşeti. O ne? Anam. Yaprak sarması. He yaprak kız, sarması. Bir iki tane ver de yiyeyim kız. Güzel sarmışsın kızı. Sakın ha efendim. Aklından bile geçirmiyorsun. Bu tencere olduğu gibi doğru Bahadır Hanımlara gidiyor. İçindekileri de sayılı haberin olsun. O zaman Veysel'e verin götürsün. Vallahi kime verip götürttürüyorsan yap vallahi. Beni ilgilendirmiyor. İçindekiler sayılı. Kimse ellemeyecek içindekini. Biri insana eziyet edilir mi ya? Biri insan evladına eziyet edilir mi? Bari bana taşıtma. Koş lan. Ne yapayım ben? Aç. Hadi aç. Fotoğraf tencerenin altına yapışmış olarak poşetin içine girdi. Hadi sağlam götür. Bir dene bile emmeyecek ha. Bahçenin kamelya tarafı. Nurhan koluna astığı kahverengi montuyla salona indi. Hazır mısın Nurhan? Hazırım hazırım Sarp. Hadi gidelim. Hadi, hadi dur fotoğraf. Fotoğrafı bıraktığı yerde göremeyince şok oldu. Ne yapıyorsun abicim? Fotoğraf, fotoğraf yok Nurhan. Ne diyorsun oğlum? Nasıl? Yok artık fotoğraf mı? Yok artık işte. Ben de onu diyorum. Yok artık fotoğraf yok. Nerede Nurhan? Ben nereden bileyim abicim? Sana bıraktım ya en son ben fotoğrafı. Gittim üstümü değiştirdim. Ceketimi aldım. Bir dakika. Yere mi düştü acaba? Nurhan mı? Panikle yerlere bakındılar. Tamam ya tamam. Hakikaten güzel numaraydı. Yedirdin bana tamam. Ne diyorsun sen ya? Şaka diyorum. Şaka yapıyorsun. Ama böyle şeylerle şaka olmaz Burhan. Çıkar şu fotoğrafı. Ya Sarp ben durduk yere sırf eğlence olsun diye böyle bir şaka yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Yapsa yapsa ben yaparım. Aa ben mi yaptım acaba? Ne diyorum ben ya? Mahvolduk şimdi Burhan. Mahvolduk. Abo! Bir dakika sakin ol Sarp. Abo! Burhan! Ha. Babam o fotoğraf kaybolursa sizi bahçeye gömerim dedi. Öldürür mü bizi Nurhan? Yok canım. Ne öldürmesi ya? Sakin ol. Bana bak. Ama diri diri gömer. Şimdi ne yapacağız Nurhan? Sakin olacağız. Bir dakika ya belki biri görmüştür. Ortalıkta durmasın diye almıştır. Almıştır mı? He. Almış, almıştır mıdır mı? Evet. Aldır mıdır mı? Ya abicim bir sakin ol. Allah. Ya. Biricik. Ha, efendim canım. Onda mı? Ne? Bilmece mi? Ha, aşkım kesinlikle uğraşamam şimdi. Hay şunu anlamıyorum. Siz müdür beyin tuzağına nasıl düştünüz ki? Neyse bir tane bak benim telaşım var. Şimdi kapatmam lazım tamam mı? Hadi görüşürüz. Müdür beye bak ya. Bizimkileri esir almış. Bana bak ben Meryem Hanım'a soracağım. Sen de git Şükrü Efendi'ye falan sor. Fotoğraf nerede diye. Tamam tamam. Tamam. Bana bak ben o tonlamayı hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Sakın kaçıp gitmeye kalkma. O zaman bütün suç senin üstüne kalır. Tamam mı? Tamam ya, tamam. Hadi. Şükrü!
Rüyam'ın elindeki kağıtta pazartesi, salı, çarşamba parantez içinde yalan, müdürün elindeki kağıtta perşembe, cuma, cumartesi parantez içinde yalan, Tuba'nın elindeki kağıtta pazar parantez şimdi, içinde doğru yazılı. Bugüne pazar diyelim. Müdür bey siz söyleyin. Ben dün yalan söyledim. Evet doğru. Çünkü cumartesi erkeklerin yalan söyleme günü. Bu lafla da doğru söylemiş oluyor. Erkeğe uyuyor. Aynen. O zaman şimdi bir de kadını deneyelim. Rüyam sen ne dersin? He, ben dün yalan söyledim. Olmuyor. Yok, olmuyor. Çünkü cumartesi kadının yalan söyleme günü değil. Pazar günü de doğru söylemek zorunda. Dolayısıyla olmuyor. Bir dakika. Perşembeyi denemedik. Şimdi o zaman perşembe ne dersin Rüyam? Ben dün yalan söyledim. Yani çarşamba. Çarşamba günleri yalan söylemek zorunda oldukları için perşembe günü doğruyu söylüyorlar. Bu kadına uyuyor. Müdür bey bir de siz söyleyin. Ben dün yani çarşamba günü yalan söyledim. Halbuki çarşambaları doğru söylemek zorundasınız. Ama gün perşembe. O yüzden yalan söylemiş oluyorsunuz. Bu size de uyuyor. Aa, bilmeceyi çözdünüz. Yani Nurhan kadar iyisiniz bilmecelerde bence. Cevap perşembeymiş müdür bey. Evet evet. Perşembe doğru cevapmış. İki tarafa da uyuyor. Vallahi benim kafam karıştı. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi pazartesi, salı... Rüyam neticede bilmece çözüldü canım. Hadi gel biz gidelim. Size de iyi günler. İyi günler. Gene bekliyoruz efendim bilmeceye. İyi günler. Nurhan Seyfa'nın kenarına oturmuş stresle bacağını sallıyor. Sarp gelince heyecanla ayaklandı. Sarp Yusuf Yusuf. Yok Nurhan yok. Şükrü'ye sordum görmemiş, elememiş de. Veysel'e sordum o da bilmiyor. Meryem Hanım da görmemiş hiç. Ya nereye gitti bu fotoğraf ya? Mahvolduk Nurhan, mahvolduk. Acaba bir daha mı arasak ya? Abicim sen gelmeden ben didik didik ettim her tarafı. Salonda yok. Ne yapacağız şimdi Nurhan? Serpil annemle Kemal babam haricinde herkese sorduk. Ha, o zaman ben gideyim onlara sorayım. Bir dakika, ne yapıyorsun sen abicim? Abicim nereye gidiyorsun? Gidip de ne soracaksın acaba? Fotoğrafı gördünüz mü diye soracağım. Fotoğrafı Ya görmedilerse, ya almadılarsa, ha? Fotoğrafı bizim kaybettiğimiz kabak gibi çıkar ortaya abicim. Doğru söylüyorsun. Onlara soramayız. Neyi soramazsınız yavrum? Neydi Nurhan? Neydi? Ne yapmaya çalışıyor bu? Ben yalan söyleyemem ki. Ne yapmaya çalışıyorum ben? Nurhan yalan söyleyemez ki. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Fotoğraf. Sizin bu evlilik fotoğrafınız var ya. Evet. Şimdi Nurhan'la bize şeyi düşündük. Acaba dedik nasıl evlendiler? Yani görücü usulü mü evlendiler diye düşündük ama çok uygun düşmez diye sormadık. Niye uygun olmasın canım? Biz Kemal'imle birbirimizi gördük, çok sevdik ve evlendik. Ay maşallah, Allah bir yastıkta kocatsın. Kemal'im ortalarda yok. Güzel. Demek ki çerçeveyi yaptırmaya gitti. Ay inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Serpil üst kata çıkıyor. İnşallah anneciğim, inşallah. Serpil annemin almadığı kesinleşti. Bir tek geriye Kemal babam kaldı. Kemal babama da soramayız. Neyi soramayısınız? Kemal'i karşılarında görünce donup kaldılar. Hakikaten mi ya? Hani ne zaman hayati bir meseleden bahsetsek dibimizde bitiyorlar. Serp, sana diyorum neyi soramaymışsınız? Neydi Nurhan? Oraları geç istersen Serp. Az önce provasını yaptın ya. Ha. Baba. Dedik ki acaba siz görücü usulü mü evlendiniz onu merak ettik de. Olur mu canım? Serpil'le biz... Tanışıp evlendiniz çok güzel maşallah. Harika. Yalnız babacığım aramızda kalsın. Serpil annem sizi çerçeve yaptırmaya gittiğini sanıyor. O yüzden bugün isterseniz pek ortalıklarda görünmeyin. Doğru söylüyorsun. Ortalıkta vukuat yokken ben yenisini çıkarmayayım kaybolayım Enis. Ne yapacağız Nurhan mahvolduk biz. İş iyice çığırından çıktı. Ben kızları imdada çağırıyorum. Kızlar mı? Evet. Kızlar ne yapacak ya? Ne bileyim abiciğim çağıracağım gelsinler. Birlikten kuvvet doğar onlara sorarız. Ya baktıkça olmuyor. Çıkış yok artık. Kemal babamla Serpil anneme gerçeği söyleyeceğiz ne yapacağız? Ya inan
İnanmıyorum size ya. Ya inanmıyorum. Nasıl kaybedersiniz o fotoğrafı? Yani hadi Nurhan Sakar. Sen nasıl böyle bir halt yedin ha? Sen nasıl böyle bir halt yedin? Öyle deme Rüya. Herkesin başına gelecek ufak tefek aksilikler bunlar. İnanmıyorum size ya. Ya şimdi kadıncağız mahvolacak. Ya ne zamandır o fotoğrafı arıyordu. Elinde evliliğine dair son kalan fotoğraf. Ama şimdi onların da hatası var yani Biricik. İnsan bilgisayara bir yere fotoğrafları save eder ya da flash diske falan aktarır canım. Rüya. He. O zamanlar tekerlek bile icat edilmemişti. Abartma istersen Nurhan ya. Anişkom düğün arabasından falan bahsetmişti yani. Tekerlek olmasa araba nasıl gidecek? İnsanlar mı itecek yani? Rüyam. He. Allah aşkına sus artık. Burada daha büyük bir sorunumuz var. Evet. Ayrıca biz sizi buraya bize fırça atasınız diye çağırmadık. Bize yardımcı olun diye çağırdık Biricik Hanım. Bırak bırak Nurhan. Olsun olsun. Atsınlar fırçayı. Pratik oluyor. Nasıl olsa fırçanın ağababasını Kemal babamdan yiyeceğiz. Müştemil attılar. Oh. Sarp telefon titreşince ürperdi. Yine babam arıyor. Açma. Beni de aradı. Ben de açmadım. Sakın açma. Kalk şuna kalk. Kalk. Sen de kay. Kay canım. Nurhan sıkıntıyla yüzüğüyle oynuyor. Ne dikildi? Otur bir yere. Nurhan'ı ortalarına alarak kanepeye oturdular Sarp. Elinde telefonla ayakta. Nereye oturacağını bilemeyen Sarp'tan kendine has panik hareketler. Fatma villadan gelen dolmaları tabaklara servis ediyor. Göz ucuyla Mahmut'a baktıktan sonra çaktırmadan bir dolma attı ağzına. Kanka ne yapayım, ben bir torbayı atayım mı? Yok yok atma. Ben onu çöp torbası yaparım. Ya bırakın şu poşeti de yemek yiyelim ya. Aa, kanka. Bunun için sert bir şey var kız. Fotoğraf varmış vallahi bak. Fotoğrafı çıkarıp Badire'ye uzattı. Aa, evli bir çift. Bunlar Serpil Hanım'la Kemal Bey olmasın sakın. Ver bakayım ya. Aa, tabii onlar bunlar ya. Hay onlar da. Poşetin içinde ne işi var bunun ya? Canım ne bileyim, belki hatıra olarak uzaklarına resmi göndermişlerdir. Canım fotoğrafın ne işi var, olur mu öyle şey? Vallahi be şuraya bak ya. Gidey. Ne kadar gençlermiş zamanında ya. Badire, biz de böyleydik ha. Vallahi kanka bir şey söyleyebilirim de senin için geçerli değil. Ahın gitmiş falan kalmış. Bastonu amcalar gibi olmuşsun aynı. Ya sen aynaya bak be, tedavülden kalkmışsın. İki dolma atla ağzına belki konuşmazsın. Atıyorum zaten. Oh. Vallahi ya. Sana ağzında dolma varken bile konuşuyorsun. Sarp gözlerini belertip hay Allah diye elini kaldırdı. Odanın içinde ileri geri dolanıyor. Nurhan eli çenesinde düşünceli. Hayır, her şey Nurhan'ın yüzünden oldu. Tabii canım. Yani bana kalsaydı ben o işi çoktan halletmiştim. Şimdi villanın duvarında annemle babamın evlilik fotoğrafı vardı. Ya saçmalama Sarp. Fotoğraf senin kontrolündeyken kayboldu. Ya hayatım. Onu bulmanın hiç imkanı yok mu? Bir tanem, o bütün imkanları denedik zaten. Ya siz onu bunu bırakın da anişkomla babişkoma ne diyeceğiz? Ben hayatta bir şey söylemem, baştan söyleyeyim yani. Bir dakika, söylemek zorundayız. Zaten sakladıkça bir sürü aksilik başımıza geliyor ya. Hakikaten ya. Neydi o olanlar ya öyle? Kemal geldi, Sarp'ın sırtı dönük. Ne zaman bu fotoğrafın kaybolmasından bahsetsek pat babam arkamızda bitiyor. Haydi ondan sonra lafı değiştirmeye çalış, sonra bir daha, sonra bir daha. Hay şimdi babamla annemin evlilik fotoğrafını kaybettik desem pat diye arkamda bitecek diye korkuyorum ha. Arkanda diye kaş göz ediyorlar. Ya babam arkamda numarası. Ya bunlar çok eski numaralar arkadaşlar, yapmayın. Babam arka. Ulan fotoğrafı mı kaybettin lan? He? Fotoğrafı mı kaybettin? Baba sakin ol. Ya baba niye sadece benim yakama yapışıyorsun? Nurhan'la beraber kaybettik. Doğru söylüyor baba, ben de sorumluyum bu işten. Ha bunu halledeyim, sıra sana da gelecek zaten. Abiş kocuğum dur. Esas suçlu sensin. Niye? Ben ne yaptım ki? Çünkü annem sana vermiş o resmi yaptır diye. Sen kendin yaptıracağına bunlara emanet etmişsin. Evet babacığım, annem bunu duysa kime kızar sence? Kemal durup bir düşününce Sarp'ın yakasını bıraktı. Bana kızar tabii. Değil mi? Hedefte ben varım. Çekil bakalım öyle. Pencerenin önündeki çiçekli berjere oturdu. Ne edecek şimdi? Arkadaş.
ne yapacak şimdi ya? Lan nasıl kaybedersiniz fotoğrafı? Başlar öne eğildi. Fotoğraf Badire'nin elinde. Allah. Bu fotoğraf niye böyle ortalıklarda dolaşıyor hiç anlamadım. Çerçeveletmemişler falan. Doğru söylüyorsun vallahi ya Badire. Ya biz böyle şeyi çok önemseriz ya. Aslında öyle yani. Bence de öyle. 3-5 tane kağıt bunlardan. Yok kağıt, kağıt olarak. Yok. Mahmut, bizim fotoğrafımızı sen çerçeve yapmıştın kendi ellerinle. Ya, kaç gün uğraştım biliyor musun? Hele o çerçevenin üstündeki o oymaları yaparken günlerce kazıdım çerçeveyi ya vallahi. Sizin gibi kadir kıymet bilen nerede Mahmut Bey şimdi? Hatırlayalım bunlar. Bilmeleri lazım aslında mı? Yok işte. Yok canım öyle konuşmayalım gene de. Bence de Kemal Bey ile Serpil Hanım birbirini çok severler. Kankacığım o zaman bu fotoğrafın ne işi var dorbanın içinde? Bir aksilik olmuştur canım. Neyse canım ben yarın arar söylerim. Fatma ben Serpil Hanımlara ne yapsam da böyle boş tencereyi götürmek olmaz. Kankacığım sen her zaman zaten yani boş göndermiyorsun. Hep gönderiyorsun ya yani, dolu dolu gönderiyorsun. Yaparsın gelişiyle. Tamam yaparız da ne yaparız? Buluruz düşünürüz merak etme. Bir giyelim ya yemek yedirmediniz ya. Allah'a bir karnımı doyurayım. Kemal dirseklerini dizlerine dayayıp ellerini çenesinin altına yaslamış. Hep birlikte bir çıkar yol bulmaya çalışıyorlar. Arkadaş yani uçağa binip yurt dışına kaçasım var yani. Ha, o hale geldim. Serpil duyarsa mahvoldum ben ya. Babacığım karamsarlığa kapılmadan annemin üzülmeyeceği bir yöntem bulmalıyız. Kızım bu işin yöntemi var? Ne yapacak? Zaman makinesi icat edip geri gidip tekrar gençlik fotoğrafı mı çektirecek? Buldum. Çare bu. Nasıl buldun aşkım ya? Zaman makinesi mi icat edeceğiz? Ayrıca gerekli alet edevatımız bile yok yani. Ya Rüyam bir dur Allah aşkına ya. Sarp ne buldun söylesene. Ha şimdi annemle babamın o fotoğraftaki halini yeniden canlandıracağız ve fotoğrafı çekeceğiz yeniden. La sivri zekalı. Olduk neneyle dede. Yeniden nasıl çektirecek o gençlik fotoğrafını? Babacığım artık bilgisayar çağında yaşıyoruz. O çok kolay. Hatta bazı bilgisayar teknikleriyle sizi gençleştireceğiz ve o eski fotoğraf duygusunu bile vereceğiz. Abi beni karıştırmayın. Yani böyle yaparsak Serpil annemi kandırmış oluruz. Hayır. Hayatım şu an önemli olan tek şey annemin üzülmemesi. Doğru. Doğru tabii. Çok doğru. Çok doğru. Buna değer. Evet. Öncelikle bizim o pozu elde etmemiz lazım ama. Aa ne diyeceğim? Annemin gelinliği bende. He. Damatlıkta durdu zaten. Hep aynı siyah takım elbise. Hmm. Peki anneşkomu gelinlik giymeye nasıl ikna edeceğiz? He. İşte onun için bir çare bulmalıyız. Kafalı kafa. Lan nasıl kaybettiniz ya? Otur. Sarp tırsıp oturdu. Akşam güneşinin yakamoz gibi ışıltılı bir yol oluşturduğu denizde ufak bir balıkçı teknesi. Gece vakti villa. Demek bir gün sürecekmiş fotoğrafın çerçevelenmesi ha? Serpil, yarın getireceklermiş. Kafasını yana çevirdi. İnşallah. Ay anneşkocuğum ya. Sizi öyle görmeyi o kadar çok isterdim ki böyle gelinliklerle damatlıklarla anlatamam yani. Evet ama biz evlendik yavrum işte siz doğdunuz sonra. Vallahi ben de çok isterdim. Değil mi? Bir daha mı söyleyeyim Sarp'cığım? Bir dakika. Serpil anneciğim. Gelinliğiniz duruyor mu hala? Tabii canım yukarıda. Tesadüfe bakın. Annem de duruyor. Demek ki ikisini birleştirebiliriz değil mi? Evet ya. Hayır yani. Şimdi babamın da bir sürü takım elbisesi var. Onlar da damatlık gibi. Ya anneciğim. Acaba diyorum... Şu damatlıkta gelinliği giyseniz de biz de size şöyle bir doya doya baksak ya. Anneciğim çok romantik olur. Ayol nereden çıktı şimdi bu? Bir dakika Serpil anneciğim yani daha geçenlerde bizi romantik olmuyoruz diye hırpalamıştınız. Ya. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İşte şimdi sıra sizde. Ne diyor bunlar Kemal'im? Ya uşaklar ya ne gereği var böyle bir şeyin yani değil mi? Ama böyle konuşmamıştık babiş koca. Sarp dürttü. Neyi konuşmamıştınız? Bu erkekler ya anneş kocuğum böyle romantik bir şey olduğu zaman hemen yan çiziyorlar. Hani yan çizmiyorduk? Ha onu diyorsun sen. Bir de şunları atlamayalım bir dakika. Geçenlerde unutmayın
Babam Serpil anneme kendi elleriyle yemek hazırladı. Efendime söyleyeyim işte Sarp rüyama yıldız satın aldı. Ben sevgili eşime güller aldım. Yani artık romantik şeylere hayır demiyoruz. Ha. Şefi kız ne dersin yapalım mı ya? Peki Fatih. Biricik o zaman sen... Serpil kafasını çevirdiği an şaştı kaldı. Biricik elinde gelinlikle karşısında. Ayol nereden çıktı şimdi bu? Sarp'ın elinde de siyah bir takım elbise. Hadi anneciğim ama ya hepimiz çok merak ediyoruz. Çok sabırsızlanıyoruz hadi. Hadi. Ay süper ya. Hadi baba. Badire ortası spiralli yapışkanlı albümden eski fotoğraflara bakıyor. Masanın üstünde iki albüm daha var. Maziyi hatırladıkça Badire'nin gözleri yaşardı. Badire, Serpil Hanım'a ne göndereceğini buldun mu? Yok bulamadım. Düşündüm. Her şeyi yapmışım. Bir türlü bulamadım. Ben buldum bak. Bunu göndereyim. Kemal ile Serpil'in düğün fotoğrafını kenarları oymalı ahşap bir çerçeveye koymuş. Ama bu çerçeve bizim fotoğrafımızın çerçevesi. Ben bu çerçeveyi çok seviyorum Mahmut. Olsun. Yenisini yaparım. Bütün gün evde oturuyorum. Benim için de meşgale olur. İyi o zaman tamam. Yani çok güzel bir armağan olacak. Değil mi? Hı-hı. Bak bunu tencereye koyalım. Güzel de sürpriz olur. Ama bana daha güzelini yapacaksın tamam mı? Yapmaz mıyım Badire? 40 yılın tecrübesi var. Bana güvenmiyor musun? Yalnız fotoğrafa yakıştı değil mi bu çerçeve? Yakışmaz mı? Serpil Hanım çok beğenecek. Heyecanla Kemal'leri bekliyorlar. Sen? O elindekiyle ne yapacaksın abicim? Konfeti bu Nurhan. Şimdi dikkat ettim fotoğrafta annemin saçlarında birkaç konfeti parçası vardı. Şükrü'ye söyledim onda varmış verdi. Evet evet doğru ben de hatırlıyorum. Şöyle birkaç yerinde vardı konfeti parçası. Ay, evet yalnız unutmayın arkadaşlar. Bir sürü fotoğraf çekeceğiz. Bol bol. Evet tamam. Geliyorlar. Serpil gelinliğini Kemal'de damatlığını giymiş. Süzüle süzüle merdivenlerden iniyorlar. Gelinliğin omuz kısmı dantelli eteği kabarık değil. Ay Kemal'im ben heyecanlandım biliyor musun? Ya hiç sorma Serpil ben de çok heyecanlıyım. Serp konfeti patlattı. Ay ömürsünüz. Biricik. Çok güzel olmuşlar değil mi? Evet muhteşem görünüyorlar. Ne diyorum biliyor musunuz? Hı. O zaman fotoğraf çekelim. Hadi çekelim. Hemen şöyle güzel değil mi hatıra olsun? Güzel. Dördünün elinde de telefon. Tamam olur dur. Kemal ceketinin önünü ilikledi. Buraya gir koluna. Fotoğraftaki gibi kol kola poz verdiler. Tamam. Vallahi ben selfie çekeceğim. Dur. Harika. Buradan kesin çıkar burada. Yani bastıracağız ya bunları hatıra olarak. Kesin çıkar bunlar. Bir dakika durun. Ne oldu? Koşarak Serpil'in yanına gitti. Bunlar tam böyle değil ya. Serpil'in göğsündeki konfeti parçalarından birini aldı. Biricik kafasına koy diye el kol ediyor. Ay ne oluyor Kemal'im? Bir şey yok. Yani uşaklar düzeltilir de. Bozma. Şimdi Aymış kocuğum sanki ilk defa evleniyormuş gibi kendinize ya böyle birbirinize sevgiyle bakın tamam mı? İlk evlilikmiş gibi hani. Ay çok güzel oluyor. Bayıldım. Babamış kocuğum anneme böyle sevgiyle bak bakalım. Şöyle yapsan. Bozma. Anne kafanı biraz eğ. Süper. Hızlı şimdi. Mükemmel. Evet. Harika. Gündüz vakti yüksek bir tepeden masmavi deniz, yolcu vapurları. Villanın havuz tarafı. Kemal Biricik ve Nurhan keyifsizce salonda oturuyorlar. Ya uşaklar, ben bizim bu işi başaracağımızı hiç zannetmiyorum ha. Vallahi babacığım benim de pek ümidim yok. Yani nasıl olacak ki o fotoğraf öyle? Sarp elinde fotoğrafla çıka geldi. Ta-ta-ta-tam. Ay bakayım Sarpşko. Benzedi mi Sarp? Ay nasıl olmuş? Ulan arkadaş ya. Bu nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bilgisayar teknolojisi babacığım. Artık her şey mümkün. Uşaklar bir şey diyeyim mi size? Galiba yırttık. Yok babacığım bu sağlam. Yırtılan öbürüydü. Aynı anda ayağa kalktılar. Karıcığım senin istediğin çerçeveyi yaptırdım da.
Hepsi merakla Serpil'in tepkisini beklerken fotoğrafın orijinalini arkasında saklayarak onlara doğru yaklaştı. Yüzünde donuk bir ifade. Anneciğim sen yoksa çerçeveyi mi beğenmedin? Ha? Beğenmediyseniz değiştirebiliriz çerçeveyi anne. Ne oldu sana Serpil? O kadar heyecanla bekliydin çerçeveyi. Bu bizim evlilik fotoğrafımız mı? Öyle Serpil. Peki bu ne? Fotoğrafın orijinalini çıkarıp gösterdi. Hepsi şok oldular. Aynısından Anişkom'da da varmış. Bu gerçek fotoğraf. Anneciğim sen bunu nereden buldun? Onu size sormak lazım küçük hanım. Fotoğraf doğurdu. Evet Anişkocuğum ya. Fotoğrafın öldüğüne inanıyorsun da doğurduğuna niye inanmıyorsun? Hayatım o ters olacak. Öyle tam öyle söylenmiyor. Kes! Bunu Badire Hanımlar bulmuş bir torbanın içinde. Sonra da hoşluk olsun diye bu güzel çerçeveyi yaptırmış. Allah Allah ya. Ne işi vermiş bu fotoğrafın Badire Hanımlar'da? Ya işte ben de onu merak ediyorum Kemal Bey. Ben sana bu fotoğraf tek fotoğraf önemli demedim mi? Bunu kaybetme demedim mi? Kemal başıma ne işler açtınız der gibi istemkarca arkasındakilere baktı önce. Sonra mahcup bir edayla fotoğrafı konsolun üstüne bırakıp Serpil'e yaklaştı. Ya tamam Serpil. Hata ettim. Ben kendim halletmem gereken işi uşaklara verdim. Öyle oldu. Özür dilerim. Bu bizim tek evlilik fotoğrafımız Kemal'im. Senin için hiç önemi yok mu? Ya Serpil, elbette bu evlilik fotoğrafı benim için önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var. O da bizim evliliğimiz. Yani bunca yıllık evliliğimizin böyle bir belgeye ihtiyacı var mı? Asıl benim için önemlisi evliliğimiz de asıl ona zarar gelmesin. Serpil yumuşadı hemen. Kızlar da en az Serpil kadar etkilenmişler Kemal'in söylediklerinden. Aa. Niye kızamıyorum ben bu adama? O kadar güzel, o kadar içten söylüyorsun ki. Gel bakayım. Sarıldılar. Nurhan fotoğrafa bakarken Rüyam Sarp'a sarıldı. Ay! Nurhan çerçeveyi düşürmüş. Panik yok. Panik yok. Sadece çerçevenin camı kırıldı. Fotoğraf sağlam. Panik yok. Kahkahalarla gülen mutlu aile tablosunda görüntü dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı Aynur Çelebi. Seslendiren Emine Kolibar. Altyazılar Nuray Ünal, Ferdi Tezcan, Fatih Kolibar. İşaret dili Hasan Hüseyin Korkmaz. Kontroller Zerin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik ekip Murat Çağlar Özçelik, Büşra Cücemen. Yönetmen Hasan Tolga Pulat, yapımcı Birol Güven, senaryo Birol Güven, Caner Güler, genel koordinatör Cesur Taş, müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, yapım koordinatörü Ömür Taş, finans koordinatör Şule Güven Atay, ikinci yönetmen Koray Gümüş, görüntü yönetmeni Önder Şengül, sanat yönetmeni Başak Aykut. Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı uzay boşluğunda bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır.